İyi akşamlar değerciler herkese. İyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. Size size bu akşam bir bayram hediyesi hazırladık. Çok keyifli bir program için çok sevdiğimiz dostlarımızla beraber bu akşam karşınızdayız. Aynı zamanda bu bir anlamda pandeminin sona erişinde ilan etmek oluyor. Çünkü Celal Şengör bizimle 2019'da pandemi ortaya çıktığı günden beri evinden dışarı çıkmasına evdeki diktatörlük tarafından izin verilmeyen Sayın Şengör bugün uzun bir aradan sonra bizle beraber ve Ahmet hocamız da bizde. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Celal Bey uzun bir aradan sonra hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İzin aldığın için teşekkür ederim. Vallahi yani nasıl oldu da izin verildi ben hala anlamış değilim. Dedim ki herhalde Oya'nın kendine ait bilim kurulu bu iş tamamdır diye düşündü. Ve öyle gelebildim buraya. Bilmiyorum vallahi ama. Ama Oya'ya da söyleyeyim son saniyeye kadar maskeni çıkarmadık. Program başlarken çıkardı. Çay içerken bile maskeden içti diyeceğim neredeyse. herkes sizi özlemiştim. Ahmet Hocam da sizin yoktuğunuzda ben durumu idare etmeye çalıştım ama tabii sizin verdiğiniz lezzeti vermem mümkün değil. Burada işte bir çömez olarak böyle yandan estağfurullah. Hocayla konuştuk. Bu programlar senin dehan eseridir. Ben her zaman söylüyorum bunu. Kimse aklına gelmez. Çok iyi görünüyorsun. Yanmışsın. Tatile mi gittin? Ne yaptın? Hayır abi ben bahçeme çıkıyorum. Ha bahçede. Çünkü hava almam lazımmış. Oya öyle diyor. Bahçeye çık. Ben bilgisayarın arkasından dolanıyorum, bahçeye çıkıyorum. Biraz oturuyorum. Sonra gir diyor. Sonra o gir demeden ben giriyorum. Çünkü yapacak çok iş var. Of be kardeşim. Çok şey yaptın mı pandemide? Çok. Uf. Neler neler yaptım. Şimdi Afganistan'ı bitirdim. Afganistan üzeri, Pamirler üzerinden Tibet'e doğru gidiyordum bugün ki. Buraya geldim. Buraya geldim. Yolculuk yarım kaldı. Evet. Yalnız çok 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 ilginç şeyler bulduk ya. Of be kardeşim. Yani. Ne buldun mesela? İran'dan başla. Afganistan üzerinden Tibet'e doğru aşağı yukarı popon ıslanmadan yürüyebilirdin. Permiyen'le Jura arasında. Yani aşağı yukarı bir 100 milyon yıl o benim Kimer kıtası adını verdiğim kıta birliğini korumuş. Onu şimdi iyice ispat edebildik. Şimdi de orada popo ıslanmadan yürünür. Evet. Şimdi başka tarafı ıslanır. Ama bu denizin ortasında bir kıta. Ha denizin ortasında. Yani değil mi? Kuzeyinde Paleotetis, güneyinde Neotetis, iki tane dev okyanusun arasında bir şerit halinde bir kıta bu. Tek başına bir kıta. Tek başına bir kıta ve bu Afganistan, Romanya'dan başla, şeye kadar, Tayland'a kadar. Bizim buralara dahil olun. Tabii. Hangi yıl, hangi dönem bu? İşte bu Permiyen'in ortalarında başlıyor rifleşmeye. Yani şöyle diyeyim sana, 280 milyon yıl önce, 290 milyon yıl önce başlıyor. Ondan sonra aşağı yukarı 200 ile Pangea'dan sonra. Pangea zamanında başlıyor. Pangea parçalanırken bu geliyor aşağı yukarı 180-150 milyon yıl önce Asya ile çarpışmasını tamamlıyor. Paleotit'i kapatıyor. Hocam gördüğünüz gibi felsefede konuşuruz biz. Şeyde, böyle bir entelektüelim. Bu akşamki konumuzun siz belirlediniz. Benim konuya hiçbir dahlim yok. Ben değil hocam belirledim. Bana dikte çok ettiniz, güzel bir konu. Bana dikte şahane ettiniz. Bir konu. Dediniz ki aydınlanmayı konuşalım. Konuşmasına konuşalım. Ama çok geniş yetecek mi? Bu akşam 3 saat beraberiz. Yetecek mi diye düşünerek ilk pası size vereceğim. Madem konunun sahibi sizsiniz. Celal Bey ile başlayacaktım. Sizle başlayayım hocam. Şimdi aydınlanma deyince herkesin kafasına türlü türlü şey gelir. Ama bana göre aydınlanma 16. yüzyılın, 17. yüzyılın başı başlar mı? Ben bana göre çünkü bu. Sen dersin ki Fatih yanılıyorsun, olabilir. Bana göre biraz Alman, biraz Fransız işidir. Sonra İngiltere'ye ve İskoçya'ya doğru gider ama başlangıcı sanki kıta Avrupa'sıdır ve bana göre Fransız'dır. Sen Alman diyebilirsin, Kantman da diyebilirsin. Nasıl başlar bu iş? Nereden başlar? Niye başlar hocam? Evet, şimdi aydınlanmayı ben teklif ettim. Birileri, bir grup benden aydınlanma üzerine bir konuşma yapmamı istedi. Tabii ben
daha evvel bir felsefeci olarak aydınlanmayla ilgili epey ilgim ve bilgim de var. Ama yeniden, yani şu anda içinde bulunduğum yaş itibariyle, durum itibariyle, hatta Türkiye'nin içinde bulunduğum durum itibariyle buna geri dönmek doğrusu beni heyecanlandırdı. Dedim ki artık aydınlanmaya bir ciddi olarak geri dönmemizin, onu değerlendirmemizin, onu konuşmamızın, onu ne diyelim yani onu tekrar gündeme getirmemizin zamanıdır. Ya nasıl ki Türkiye'de felsefeye artık insanların ciddi bir ihtiyacı olduğunu gördük. Ciddi bir ihtiyacı olduğunu gördük. Görüyoruz zaten. Ortada görüyoruz. Dolayısıyla felsefenin bir türevi olarak, hatta felsefenin 18. yüzyılda bir taşlanması olarak da aydınlanmaya tam işte şu anda bütün ciddiyetimizle eğilmemizin zamanıdır. Aydınlanma Batı için aktüel bir şey değildir bugün. Ama neden aktüel bir şey değildir? Çünkü aydınlanmanın bütün ürünlerini bizzat gündelik hayatta yaşamaktadır. Voltaire için söylenir. Yani Voltaire'in söylediği şeyler, işte hoşgörü fikri, efendime söyleyelim, dine karşı yaptığı eleştiriler, bütün bunlar bize yani bir felsefeciden çok işte bir edebiyatçının veya bir şeyin ne diyeyim kültür aydının diyelim. Bir aydının çok güzel. Bir aydının sözleri gibi gelir. Ama birisi zannediyorum Vildurandır. Çok güzel bir şey söylemişti. Yani bugün artık o konuları ele almamızın, içinde üzerinde konuşmamamızın nedeni ve Voltaire de birazcık bundan dolayı işte bir Kant gibi, bir Marx gibi, bir Hume gibi görmememizin nedeni onun söylediği şeylerin, ortaya getirdiği şeylerin, kabul ettirdiği şeylerin hepimizin gündelik hayatında artık bir parçası su olur. Gibi, hava gibi alıştığımız parçası olmasıdır. Bence bu çok güzel bir açı. Şimdi aydınlanmayı, o zaman çok birkaç tane kavram, genel kavramdan bahsedelim. Şimdi aydınlanmanın bize hediye ettiği, Batı'ya hediye ettiği ve Batı dolayısıyla da işte ta 19. yüzyıldan itibaren bizim dünyamıza hediye ettiği, hatta 20. yüzyılda da Atatürk'ün yaptığı hareketin adına hediye ettiği şey nedir? Şöyle çok basit birkaç kavram söyleyelim. Akılcılık. Hocam müsaade eder misiniz? Birinci diyapozitifi alalım. Sapere Aude ile. Alalım. Oradan devam edin. Ama ben şeyi söyleyeyim birkaç tane kavram tamam, söyleyeyim. Tamam. Akılcılık. Anayasal yönetim. Anayasal yönetim. Aydınlanma fikri. Dinle. Sekülerizm. Sekülerizm. Dinle devlet ayrımı. Aydınlanma fikri. Hoşgörü. Aydınlanma fikri. İlerleme. İlerleme kavramı. Aydınlanmanın fikri. İşte sen söyleyeceksin muhtemelen. Sapere Aude. Evet. Yani insanın aklını kullanma cesaretini göstermesi. Aydınlanmanın fikri. Ya özgürlük kavramı. Evet. Özgürlük kavramı. Aydınlanmanın fikri. Fransız ihtilali. Aydınlanmanın fikri. Amerikan ihtilali. Aydınlanmanın fikri. Daha doğrusu aydınlanmanın fikrinin bir şeye metne dönüşmesi. Yani bağımsızlık bildirgesi. Evet. Yani aydınlanma haklısın biraz evvel Avrupa'da olduğunuz ama Amerika'dayı da etkilemiş. Yani Benjamin Franklin'ler, o anayasa yapıcılar, kurucu Jefferson, babalar. Jefferson. Jefferson'lar, Thomas Jefferson'lar orayı da etkilemiş. Bize işte Cumhuriyet'in ana iddiası öyle diyeyim veya temel iddiaları işte gene akılcılık, dinle devletin ayrılması, anayasal yönetim, özgürlük, bireysellik, bunlar hepsi aydınlanma fikri. Onun için aydınlanmaya dönen bunları artık unuttuk biz. Bir kısmımız artık bunlara çok aşina olduğumuz için unuttuk. Bir kısmımız da bunlarla hiç temas etmediğimiz için. Tanışmadığı için unutmadı, unuttuk. Bilmiyor bile. Bilmiyor bile. Ya artık bunları gündeme getirmenin zamanıdır. Doğru. Hoca konuşsun şimdi. Peki şimdi bir şey merak ettim. Bir şeyi düzelteyim yalnız.
17. yüzyıl ama esas itibariyle aydınlanma 18. 18. yüzyıl. Esas itibariyle. Ama başlangıcı 17'dir. İkinci bir şeyi söyleyeyim. Söylediğin şeylerin içinde doğruların payı eksiklerin payından daha fazla. Bir İngiliz aydınlanması var, bir Fransız aydınlanması, bir Alman aydınlanması var. Zaman bakımından yani İngiliz aydınlanması Fransız aydınlanmasından biraz daha sonra geliyor. Evet, Alman aydınlanması da ondan sonra geliyor. Yani Almanların pek aydınlanma ile ilgili şeyler yok. Belki bir Kant var işte. Kant var. Belki bir Kant var. Ama İngilizlerde işte İskoç okulu var. Adam, çok önemli hocam. Tabii ki önemli. İskoç okulu çok önemli. Yani ben onun üzerinde biraz... Konuşacağız tabii hocam. Üç saatimiz var. İskoç okulu bol, çok bol konuş. Evet. Fransızların ansiklopedistleri var. Anlatabildim mi? Peki hocam şimdi şöyle diyebilir miyiz? Aydınlanma aslında sadece bir felsefi mesele değil. Ucunda siyasi bir mesele var. Ucunda bilimsel bir mesele var. Sonuçları. Sonuçları açısından baktığımız sonuçları zaman. Açısından. Ama aydınlanma doğru söylüyorsun. Esas itibariyle... dar anlamda felsefi değil. Evet. Entelektüel bir hareket. Mesela sen söyleyince şimdi aklıma geliyor. Sen dedin ya Amerikan... gayet tabii. Şimdi mesela şeyi okudun mu? Federalist Papers diye. Evet, şey. Evet. Oraya baktığın zaman evet. Ciddi ciddi evet. Çok ağır bir felsefi tartışma var. Evet. Siyaseti evet. Dibine kadar etkiliyor. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Fransız. Ben aydınlanma nedir dediğimiz şimdi zaman... Hoca ya şimdi hazırlığını yaptı. Hayır, sen bak. Dedin talebe gibi çalıştı o şimdi. Evet. Muazzam bir hazırlık yaptı. Sürekli telefonda şunu getiriyorum, bunu yapıyoruz diye. Bak şu. Şuraya ya, arkadaşlar yansıtır mısınız arkamızı? Orada duruyor. Oraya da yazacaklar şimdi. Öyle mi? Büyük ekranı alalım arkadaşlar. Derya buraya. Hah geldi. Alacağız dedi. Şurayı da alır arkadaşlar. Ya bu da Solvay konferansı. Ha nedir? 1927. Ay yani. Bak Hendrik Lorentz. Einstein. Geldi. Geliyor. Gelecek. Evet. Aydınlanma nedir? Başlayalım. Şimdi bak burada aydınlanmanın parolası, şimdi Kant 1784'te bir makale yazıyor. Beantwortung der Frage. Was ist Aufklärung? Aydınlanma nedir? Sorusuna cevap. Bunun özeti ta bak Horace'ın, yani tam adıyla Quintus Horatius Flaccus'un. 1700 sene önce. Yani değil mi? Bu adamcağızın bu meşhur mektuplarının birinci cildinde geçen bir şey. Aslında Horace diyor ki, aklını kullanmaya cesaret et diyor. Akıllı olmaya cesaret et diyor. Kant bunu alıyor. Diyor ki, aydınlanma dediğin diyor, aklına güvendir. Sorunlarını diyor aklınla çözersin diyor. El alemin diyor sana ödünç verdiği akıllarla değil diyor. Kendi aklınla çözersin. Şimdi bunun hocam gayet iyi biliyor. Müthiş etkisi olmuş. Bir şey soracağım. Aradaki 1400-1500 ne olur mu? 1700 sene gecikmenin sebebi kilise olabilir mi? Evet. Kesin. Yani mesela biz hep İslamiyetle ilgili sana. Bunu konuşuyoruz ama Hristiyanlıkta da aynı şey yok mu? Ya kilise yani, aklına güvenmeyi yasaklamamış. Evet, felaket. Fakat kilise derken şunu unutmamak lazım. Roma İmparatorluğu çökmeye başlıyor. Neden çökmeye başlıyor? Kavimler göçünün getirdiği Cermen istilaları. Roma ordusunun çözülmesi. Neden çözülüyor? Bu Cermenleri asker diye kullanmaya başlıyorlar. Bu adamlar cahil adamlar. Roma'nın zenginliğini gördü mü ordu kendi devletini soymaya başlıyor. Ya imparatorları öldürüyorlar. Sebebi yeni imparator olabilmek için rüşvet veriyor. O rüşveti alıyorlar. Sonra adamı bir müddet sonra öldürüyorlar. Yenisinden rüşvet alıyorlar. Açık arttırmayla Roma imparatorluk tahtı satılıyor. Antoninlerden sonra. Korkunç bir şey yani. Bu keşmekeş içerisinde Hristiyanlık ortaya çıkıyor. Ve Hristiyanlık Roma'ya geliyor. Ve Hristiyanlık önce nereden başlıyor? Roma'nın en gariban nüfusundan başlıyor. En zavallı, en okumamış nüfusundan başlıyor. Ondan sonra Roma'nın içine önce kölelerle geliyor. Oradan kadınlara sirayet ediyor. Yani dikkat et, ezik sınıflardan başlıyor. Sonra orduya sirayet ediyor. Sonra imparator bunu kabul ediyor. En sonunda Konstantin bakıyor... Orduya kumanda edebilmek için bu iyi bir silahtır diyor.
Fakat tabii bunun getireceği sıkıntıyı göremiyor. Sıkıntıyı yaratan da hocam Ambrosius'tur, değil mi? Roma psikoposudur. Çünkü Roma psikoposu Ambrosius çok ilginç bir şey yapıyor. Şimdi biz aydınlanmanın getirdiği bir şeydir dedi hoca. Din-devlet ayrımı. Bu din-devlet ayrımı Ambrosius'un fikridir. Milano psikoposu. Ambrosius ne zaman yaşamıştır? Ta git geriye 3. yüzyıl. Ambrosius diyor ki din ve devlet ayrıdır. Ama din devletin üstündedir. Onu dediğin an devleti dine teslim ediyorsun. Ve ondan sonra 1000 sene devlet Avrupa, aman din Avrupa'yı idare ediyor. Yani Küyük Han'ın biliyorsun şeye sorusudur. Piano del Carpini'ye. Piano del Carpini Roma'nın şeyin Papa'nın elçisi olarak gidiyor. Küyük Han'a işte anlatıyor. Biz bu savaşları durdurmanızı istiyoruz. Efendim sizi Hristiyanlığa davet ediyoruz falan. Küyük Han dinliyor. En sonunda diyor ki dur bir dakika. Şimdi bak diyor, savaşları durdurmak kolay diyor, hemen yaparım diyor. Şimdi sen bana söyle, biz de diyor biliyoruz Avrupa'da kaç kral var, kaç prens var, kaç baron var. Bunların birbirleriyle ilişkileri nedir? Bunların hepsini biliyoruz. Bir de papa var. Şimdi Avrupa'da en güçlü kim diyor. Piano del Carpini diyor ki, tabii ki papa diyor. Papa diyor, bir adımı aforoz etti mi herifin hayatı kayar. Küyük Han diyor ki, o zaman çok kolay işimiz diyor. Papa diyor bana Avrupa'yı teslim etsin. Hemen orduları durdurayım diyor. Burada Papa'nın gücünü çok sembolize eden bir şey. Fakat bu güç aynı zamanda iki şeye neden oluyor. Bir, halk arasında cehaletin yayılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Fakat niye önemli rol oynuyor? Çünkü kilisenin izin verdiği şeylerin dışında konuşmana mani oluyor. Bu bir. İki, kilise çok yozlaşıyor. Yani 11. yüzyıla kadar değil mi hocam? 11. yüzyıl Rönesans'ına kadar kilise iyice çözülüyor. Yani papazlar evleniyorlar, halkı soyuyorlar falan filan, bir felaket. Halk son derece fakir. Yani Roma'nın o düzeni parçalanmış vaziyette. Yani bugün sen bir Roma senatörünü al, Kral Arthur'un İngiltere'sine koy. Herifin ödü patlar. Bu kadar yabanilik olur mu diye. Bu fakirlik, düzenin çözülmesi, eğitimin çözülmesi tabii ilerlemeye mani oluyor. Fakat bir de manastırlar var. Hocam biraz aydınlanmaya geçelim gene. Ya hayır, ben şu şeye Kant'ın devam ettirsene sen. Yani şu şeyden geleceğim. Hmm. Fatih sordu ya, Orta Çağ'da manastırlar aslında pozitif rol oynuyorlar. Ve bir sürü şeyi muhafaza ediyorlar. Tamam, o kültürlük, 11. yüzyıl Rönesansı'yla metinler ortaya çıkıyor. İşte Rönesans meydana geliyor. Fakat hocam, Kant'a gelmeden Fatih bir 17. yüzyıl lafı etti. Ben onun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü o 17. yüzyıldaki bilim devrimi olmasaydı arkasından aydınlanma gelemez. Evet, güzel. Yani bilim ilk defa güzel dine haddini bildirdi. Güzel. Yani Galileo Bellarmino'yu rezil etti. Gel bak teleskopa dedi. Bellarmino bakmam çok dedi. Zeki bir adam. Bakmam çünkü içinde şeytan var dedi. Şimdi aklı başında herkes Bellarmino'nun ödünün patladığını anlamıştır orada. Çünkü baktığı an sırtındaki kırmızı cübbenin hiçbir anlamı kalmayacağını biliyor. Arkadan Newton'un gelmesi. Yani Alexander Pope ne diyor? Nature and nature's laws were hid in the night. God said, let Newton be. All was light. Tabiatın ve tabiatın kanunları, tabiat ve tabiatın kanunları gecede gizliydi. Tanrı Newton'a ol dedi. Her şey aydınlandı. Şimdi bu inanılmaz bir zafer. Tabii bu zaferi hazırlayan adam da meslektaşınız Descartes. Evet. Şimdi istersen ben Descartes'ten alayım mı diyeceksiniz? Hayır, Descartes'ten almayacağım. Şu bilimle aydınlanma arasındaki ilişkileri daha geniş bir perspektife sokacağım. Tamam. Şimdi bakın,
Büyük aydınlanma bu. Rönesans gibi. Nasıl ki Rönesans terimi hem büyük harfle yazıldığı zaman tarihte belli bir döneme, belli özellikleri olan belli bir döneme, işte belli bir zamanda ortaya çıkan belli bir döneme işaret ederse aydınlanma da öyle. Evet. 18. yüzyıl ama başlangıcı 17. yüzyıl dediği gibi olabilir. Ve bilimle ilişkisi var. Doğru söylüyor. Çünkü bilim aklın gücünü gösteriyor. Aynen. Heh. Şimdi Yunan'da da bir aydınlanma var. Ya. Yunan eski aydınlanması Yunan'da. Diye bir kavram var. Eski Yunan'da. Eski Yunan'dan bahsediyorum tabii. Antik Yunan'dan. Orada bir Yunan aydınlanması var. Yani çok kullanılır. Nasıl ki 12. yüzyıl Rönesansı da kullanılır. Hatta belki biraz daha az güçlü olmakla birlikte Türk Rönesansı terimi bile kullanabiliriz. Evet. Türk Rönesansı. Cumhuriyette tabii. Ha, Cumhuriyette. Cumhuriyet için tabii. Tabii. Ya bunlarda mahsur yok. Anlamamıza imkan verir. Aynı şekilde Cumhuriyet için Türk Hümanizmi terimini de kullanabiliriz. Sinan Bey'in sizin biliyorum. Değil mi? Değil biliyorum. Hocam? Biliyorum. Yani bunlardan korkmayalım. Bunları kullanalım. E canım öyle bir şey yok. Bu başka bir dünyaya ait. Hayır başka bir dünyaya ait ama o dünyanın iyi kötü karakterlerini gösteren, ona özenen bir dünyaya da ait. Şimdi Yunan aydınlanmasına geleceğim ve bu olayı toparlayacağım. Şimdi Yunan dünyasında önce bilim var. Fizikçiler, doğa bilimcileri. Yaklaşık 150 yıl. Sonra 5. yüzyılın ortalarına doğru sofistlerle başlayan harekete Yunan aydınlanması adı verilir. Niye? Çünkü fizikçiler, yani Thales, Anaximandros, Anaximandros, Heraklitos falan, bunların meselesi doğa nedir? Doğa nedir? Doğa yasası nedir? Değişme nedir? Varlık, öz. Oysa ki şeye geldiğimiz zaman, 5. yüzyıla geldiğimiz zaman, insan nedir? Toplum nedir? Din nedir? Ahlak nedir? Politika nedir? Bak, doğa üzerindeki ilgiden 5. yüzyılda sofistlerle birlikte insan üzerinde ve insani olan şeyler üzerinde, kültürel ve toplumsal olan şeyler üzerine ilgiye döneriz. Onun da en iyi örneği işte Protagoras'tır. Cümle. Değil mi? İnsan her şeyin ölçüsüdür. Şimdi ne olmuştur? Bu geçişin nedeni nedir? Birçok nedeni vardır ama senin açtığın yoldan ilerlemek istiyorum. Önce akıl kendini doğa araştırmaları, incelemelerinde gösteriyor. Akıl derken çok genel bir şey kastediyorum. Yani bizim yeteneklerimiz, bilgi yeteneklerimiz. Akıl, gözlem, duyu, tecrübe. Kafi derecede 150 yıl orada kendini gösterdikten sonra, orada egzersiz ettikten sonra, mübaresi ettikten sonra eskilerin deyimiyle, yavaş yavaş akıl bu varmış olduğu, keskinleştirmiş olduğu, geliştirmiş olduğu alet var ya, alet, akıl denilen alet var. Bilgi denilen aleti yavaş yavaş kendine uygulamaya başlıyor. Yani kendisiyle ilgili şeylere. Sadece doğa değil. Doğadaki hareket, değişme, varlık, yokluk değil. İnsan, din, siyaset, ahlaka uyguluyor. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi çok enteresan. Aynı süreç işte Batı'da var. 17. yüzyıl Batı'da bilim yüzyılıdır. Tabii. Bilim yüzyılı. Kopernik bir yüzyıl evvel. Ama Kepler. Evet. Ama Newton. Ama Harvey. Ama Galileo. Evet. Yani bilim yüzyılı. Yani büyük doğa sistemlerinin yüzyıldır o. Şimdi yavaş yavaş tekrar, yani deyim yerindeyse, kendisini doğada, doğa biliminde, doğa araştırmalarında çok başarılı bir şekilde kanıtlayan, gösteren insan aklı, insan yeteneği yavaş yavaş kendine dönerek bu sefer kendisini anlamaya, aydınlatmaya, cesaretini göstermeye başlıyor. Evet. Sapere aude çıkıyor orada. İşte, bak orada temel o. Yunan aydınlanmasından işte Batı aydınlanmasına. O çok doğru. Descartes'in rolü hocam orada şu. Descartes bu bilimsel gelişmelerin içinde bir adam. Evet. Çünkü analitik geometriyi de icat ediyor. Hocam Descartes'siz modern bilim düşünülemez. Evet.
Yani Descartes o kadar önemli bir herif ki modern dünyayı yaratan adam bu adam. Bana şimdi bakın sorarsın. Önemi şurada Descartes'in. Descartes modern bilimde ortaya çıkan insan aklının ne kadar değerli olduğunu kendi tarzında felsefi olarak kanıtlayan bir adam. O zamana kadar hakikatlerin kaynağı Tanrı. Öyle diyelim, çok basit. Onların da temsilcisi kilise. Descartes neye arıyor? Bir, önce şunu yapıyor. O zamana kadar doğru olarak bilinen şeylerin hepsinden şüphe ediyorum diyor. Doğru olarak bilinen her şeyden şüphe ettiğiniz zaman hem duyulardan, tecrübeden şüphe edersiniz hem de kilisenin sözlerinden şüphe edersiniz. Güzel. Ne arıyorum diyor? Kesin, apaçık, kendi kendine yeten ve bütün diğer hakikatleri kendisinden türetmek için hareket edebileceğim bir temel doğru arayacağım. Şimdi Augustinus o doğruyu Tanrı'da buluyor. Evet. Descartes diyor ki, hayır diyor, kendimde bulacağım. Buluyor hakikaten. O da şu, biliyorsun, şu meşhur laf. Düşünüyorum halde varım. Cogito ergo sum. Düşünüyorum halde varım şu demek. Ben bir düşünen adam olduğumun kesinliğinden eminim. Ben bir düşünen varlık olarak, şu söz olarak varım. Şimdi düşünen bir varlık olarak kendi varlığından emin olmasının arkasında artık Tanrı'ya inanç, Tanrı'nın o hakikati desteklemesi, Tanrı'da teminat olan yok. Anladınız mı? Akıl, bireysel akıl, insan aklı kendisi dayanacak bir nokta olarak yine kendisini buluyor. Hakikatlerin kaynağı. İnsan aklı. Ben varım diyor. Ha, çok güzel. Ben varım diyor. Yani ben varım. Kadar, hocam, ben müsaade düşünen edersen, bir şey olarak ben. Bakın Williams vardı. Evet. Hatırlar mısınız? Evet. Cambridge'deki felsefe profesörü. Evet. Onun bir kitabı var. Evet. Descartes'in bu çalışması için diyor ki pure araştırma. Saf araştırma. Evet. İşte akıl. Evet, o kadar ilginç ki yani bu saf araştırma. Neyi araştırıyor? Ben var mıyım yok muyum araştırıyor herif ya. Şimdi başka... bundan sonra bu noktadan sonra hareket noktası insan artık. İnsan kendi yeteneğinden, kendi yetilerinden, kendi yetileri hakkındaki bilincinden, hareketle dünyayı inşa edecek artık. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi 200 yıl sonra şeye geldiğimiz zaman, 18. yüzyıla geldiğimiz zaman, işte bu akıl kendine olan bütün güveniyle Kant'ta ne olarak ortaya çıkıyor? Ya biz kendi hatamız sonucu, akıl kendi kendine diyor. İnsan kendi hatası sonucu düşmüş olduğu çukurdan aklını kullanma cesaretini göstermek suretle çıkabilir. Evet. Ne demek bu biliyor musun? Bilimi yaptığı gibi siyaseti de yapar. Akılla her şeyi akılla, yapar. Akılla, ahlakı da yapacağız. Ahlakın da akıldan başka insani yetenekler, insani argümanlar, insani hakikaten başka bir teminatı veya bir kaynağı yok. Kiliseye ihtiyacım yok benim. Bak ne kadar önemli bir şey. Şimdi bu güven, kendine duyduğu bu güven, ilerlemeye olan inanç olarak, güven olarak ortaya çıkıyor. Sarhoş, 18. yüzyıl Avrupa, aydınlar, sarhoşlar, yani kendi güçlerinden, sarhoşlar. Buna şeyler de katılıyor, hükümdarlar. Evet evet. Bak. Yalnız burada ben bir saplama yapmam lazım. Sapla. Hocam eğer şey yaparsanız. Bundan sapla. Bundan sonrasını alalım. Şimdi hoca çok güzel bir yere getirdi. Bundan sonrasını alalım. Bir sonraki arkadaşlar. Şimdi bakın. Newton'un ölümüyle Ahmet Hoca'nın dediği. Hocam düşersen ha, dikkat et arkaya çok fazla gitme. Pardon. Evet. İnsan aklı her şeye kadirdir. Bu yani bu sarhoş lafı o kadar güzel ki. Yani bu inançla sarhoş insanlığın önüne birdenbire Hume çıkıyor. Bu çok önemli. Hume diyor ki tecrübe ettiklerimizin henüz tecrübe etmediklerimize benzemesi gerektiği konusunda hiçbir kesin ispat yapılamaz. Yani diyor şunu söylüyorum diyor. Kepler bu yörüngeleri ölçtü biçti gayet güzel. Newton da bunlara bir kanun buldu. Bu kanun elmanın düşüşünü izah ediyor. Ayın dünya etrafında dönüşünü izah ediyor. Gezegenlerin dönüşünü izah ediyor.
Ama bu bütün kainata genellenebilir demek değil diyor. Çünkü bütün kainatı bilmiyoruz. Hume'un nedir haklı olduğunu Einstein kanıtlıyor sonra. Evet. Kim? Einstein. Ha, yani Einstein. Newton'un evet. yanıldığını anladım, gösteriyor. Anladım, anladım. Çünkü evet. Hume'un buradaki önemi bu sarhoşluğun önüne geçiyor. Ama o sarhoşluğa geçiş de akılla. Tabii ya, tabii. Yani yani burada yapılan akla yapılan eleştiri veya tecrübeye yapılan eleştiri bu yönteme yapılan aydınlanmanın genel çizgisi, karakterini, özelliğini değiştirmiyor. Tabii. Çünkü akıl sadece kurucu değil. Akıl aynı zamanda analiz edici. Evet. Akıl eleştirici. Bu yöntemi eleştiriyor. Anarşist. Efendim? Anarşist. Yani anarşist değil. Biraz fazla. Fazla. Bu yani olumlu bir eleştiri. Bak, bu aklın kullanılma yönteminde yöntemlerinden birini eleştiriyor. Şimdi o zaman hoca biraz önce değindi. Bir Descartes var. Descartes diyor ki o diskurla metodu biliyorsun. Peki ben diyor, bir şey soracağım. Heh. Aydınlanmanın fikri kurucusu Descartes diyebilir miyiz? Ben olsam Descartes ve Galileo derim ama Descartes'in önemi çok büyük. Yani Descartes belki de denebilir. Yani biraz önce hoca da dedi ya, Descartes'in cogito ergo sum, düşünüyorum öyleyse varım. Varım. Kimseye de ihtiyacım yok bunu çok bilmek güzel. İçin. Kimseye de ihtiyacım abi, yok. Abi bu yani çok önemli bir şey. Yani illa bir motto, illa kurucu arıyorsan, anlatabildim mi? Diyebiliriz. Ama yani gereğinden fazla da ona yer vermeyelim. Çünkü daha o ne adamlar var, neler var, gelecek. Daha neler fakat var. Hocam çok ilginç bir şey var. Hmm. Mesela klasikçiler Thales ve Anaximandros'tan bahsederken aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki ilk defa Thales ve Anaximandros, ulan biz tanrılara mandrılara ihtiyaç duymadan bilebiliyoruz bazı şeyleri. Evet. Sizin dediğiniz Yunan aydınlanması orada başlıyor. Evet. Yani tabii haklısın. Yani şöyle, istiyorsan Yunan'ın kendisi bir defa aydınlanma demek. Evet. 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 Hani ne diyordu şey Nietzsche? Öbür tarafın doğruların peygamberleri vardır, Yunanların bilgeleri. Yani Thales tamam doğa bilimcisi, öbürleri de doğa bilimcisi ama aynı zamanda kendi ülkelerine kanunlar koyuyorlar. Evet. Çünkü Yunan insanı çaresiz. Yunan insanına yukarıdan yardım yok. Yukarıdan yardım yok. Ellerinde bulunan bütün imkanlar hani deyim yerindeyse Japonlar gibi. Maden yok. Bilmem ne. Tarım bile adam gibi yok. Tarım yok, bilmem ne yok. Başka çaremiz yok. Hadi kalkıp yapacağız bunu. Evet. Adam girmicilik yapmak zorunda. Yani çok geniş alırsan ama kavramları da o kadar çok sulandırmamaya ihtiyacımız evet. var. Bilmem anlatabildim mi? Yani ilk dönem için Yunan aydınlanması demek. Çok genel olarak, kültürel olarak tabii ki Yunan dünyası zaten bir aydınlanma demek. Ama o kadar da geniş almayalım. Evet. Benim yaptığım tahlile sen şey yap. Katıl gene de. Evet, evet, evet. Yani 5. yüzyıl. Yani oradan artık başlıyor. Fakat ondan sonra bakın aynı o yüzyıl nasıl ki Fransız ihtilali işi raydan çıkarmıştı. Hmm. Sokrat raydan çıkarmıştı. Dini sokmuştu. Peki Platon da raydan çıkarmıyor mu biraz? Ya Platon Sokrat'ın öğrencisi denir. Tabii Platon inanılmaz zeki bir adam. Yani Yunan felsefesinin en büyük talihsizliği. En büyük filozofunun Platon gibi inançlı bir adam olmasıdır. Yani Platon mistiktir. Mistisizm işin içine girdi mi aydınlanmayı öldürüyor. Hocam mistik de değil de adam politikacı. Şaka falan etmiyorum. Yani kötü anlamda politikacı değil. Adamın derdi politika. Tabii tabii. Yani, denemiş ama onu biliyorsun. Sitenin kurtuluşu. Kurtuluşu nasıl yönetileceği. Çünkü site bozulmuş artık. Evet. Site bozulmuş çünkü görmüş. Site alıştığı geleneksel temel kavramlar üzerinde artık devam etmiyor site. Nasıl ne yapacağım buna? Siteyi yıkılıyor. İç savaş var. Site içinde iki site var. Bu sofistler denen adamlar da çok ahlaksız bunlar. Yani felsefi olarak konuşuyorum. Yani bunlar da hiç ortada sağlam, güvenilir bir şey bırakmadılar. Ne yapayım ben? Siteye ezeli, ebedi, evrensel şey yapılamayacak, şüphe edilemeyecek hakikatler vereyim. O hakikatler nerede? Ve o hakikatlerin kaynağı ne? Tanrı. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Yani adam gene filozof. Adam gene akılcı. Yani siteye Tanrı verelim derken adamın Tanrısıyla İsa'nın Tanrısı aynı Tanrı değil o. Tabii tabii. Demiyorum. Anlayın. Fakat giderek, fakat hocam giderek
neoplatonistlerle falan iş iyice... Hatta epey zaman geçti artık. Evet, ama çok raydan çıkıyor. Yani tekerim artık bunu sadece bir filozofun niyetiyle hayır. veya bir sofistlerin arzularıyla açıklayamayız. Yani dünyada başka gelişmeler peki, oluyor. Ahmet Hocam bir şey merak ediyorum. Evet. O dönemde Yahudiliğin Anadolu'da bir etkisi yok mu? Yahudiliğin hiçbir etkisi yok. Hayır. Ve Yahudilik şeyden itibaren başlayacak artık. Şöyle Hristiyanlıkla tabii. asıl etkili. Zaten Yahudiler de etkileri evet. olsun istemiyorlar. Evet. Ha, çok kapalı doğru. kalmak. O da doğru. Evet. Diyorlar ki biz ve bilhassa bu şey Yahudilerin bu dışa kapalı tutumları esaretle başlamıştır. Yani Babil'le Nebukadnezar'ın bunları tutup Babil'e götürmesi orada milli birliklerini koruyabilmek için dışarıya kapanmayı düşünmüşler. O rabinik şeylere, metinlere falan filan bakarsan, mesela okumuşsunuzdur Bağdat şeyini, pardon Babil Talmud'unu falan bakarsan, kapanmayı tavsiye ediyor. Diyor ki sen Jentillerle evlenmeyeceksin. Müslümanlar da şu anda böyle bazı... Yani paganlarla, putperestlerle. Evet, putperestlerle, yani senin dışındakilerle kitaba ve kanuna... İnanmayanlarla evlenmeyeceksin. Hı hı. Neyse Hume'a dönelimiz tekrar. Şimdi, evet Hume'a dönelim. Bak abiciğim bu Hume çok önemli. Hume. Bu çok önemli. Hume nereli? Hume İskoç. Ha, şimdi Hume'la beraber İskoç aydınlanmasına geldik. Tamam mı? Şimdi Hume diyor ki Newton yasası genellenemez. Yani öyle bir öyledir ifadesinden öyle olmalıdır çıkmaz. Şimdi bundan sonrasını alalım. Bu David Hume. Hiç belli değil adamın böyle şeyler söyleyeceği. Değil mi ama? Hakikaten. Ama bak belli ki hayatından memnun bir adam. Belli ki zengin. Yok değil. Hali vakti yerindeymiş. Hayır değil. Tarihçi bundan, falan oluyor bundan da. Bundan sonrasını oradan alalım. Oradan fazla para kazanamıyor. Ondan sonra işte buralara geçiyor. Bir sonraki arkadaşlar. Bu Hume'un eserleri. Burada A Treatise on Human Nature yayınlanmış Fatih. Kimsenin pek umurunda olmamış. Hume da demiş ki yazık demiş bu yüzüstü düştü bu kitap demiş. Fakat ondan sonraki eserleri An Inquiry Concerning Human Understanding İnsan anlayışını inceleyen. İdrak, insan kavrayışı üzerine. Evet. Ondan bak sonra... hocam, oradaki üç eserin dikkatini çekiyorum. Bak, birisi hepsini devam ettiriyor. İnsan aklı üzerine. Evet. İkincisi ahlak ilkeleri üzerine. Evet. Sonra din üçüncüsü dinin doğal tarihi üzerine. Evet. Bak şimdi, dinin doğal tarihi. Sofistlerin din hakkında yapmış oldukları analiz, eleştiriyle aynı paralelde. Evet. Dinin doğal tarihi. Dikkat et. Ve bu adam evet. sonunda din dediğin diyor batıl inançtır. Ve ölürken Boswell gidiyor bakıyor acaba son nefesini verirken vazgeçecek mi diye. Evet. Doğru. Hayır. Diyor ki Hume ölürken en üzüldüğüm şey diyor vatandaşlarımı diyor bu Hristiyanlık denen batıl inançtan kurtaramadım. Ülken en son söylediği. Şimdi bundan sonrasını alalım. Bu Fransız aydınlanmasının önemli kişilik. Bu çok güzel bir bu İsviçre'de bu Jean Hubert bunu yapan ve Voltaire'in de çok yakın bir arkadaşı Jean Hubert. Hatta Hubert Voltaire diyorlarmış ona. Çok yakın olduğu için. Descartes İsviçre değil mi zaten? Ha? Descartes İsviçre değil mi? Descartes hayır değil. Yani Descartes Fransız. Hayır Fransız. Descartes Kuzeyli. Fransız. Descartes Kuzeyli. Bak Voltaire orada görüyor musun? Condorcet bu adam dediği papaz. Fakat bunların arasında dikkat et. Bak Diderot'un ya bir yanında veya öteki yanındaki D'Alembert. Emin değiller. Kim? D'Alembert. D'Alembert. Şimdi bu Diderot ve D'Alembert aydınlanmanın abi çok önemli iki adamı. Hoca biraz önce ansiklopediden bahsetti. Şimdi ansiklopedistler. Ona... Evet. Bunlar ansiklopedistler. Evet. Şimdi bak, bunu bundan sonrasını alalım.
Şimdi bak bu iki adam, Denis Diderot ve Jean-Baptiste Laurent d'Alembert. D'Alembert bayağı ciddi bir matematikçi. Bu ikisi şöyle bir şey düşünüyorlar. Diyorlar ki, bütün kavramları halka anlatabilecek bir kitap olsun. Bir sözlük diyorlar ama bu sözlük, Fransızların çok güzel bir lafı var, başka hiçbir dilde de yok. Rezone olsun. Yani anote edilmiş, açıklayıcı olsun. Bundan sonrasını alalım. Bu kitaba Yunanca bir isim buluyorlar. Ansiklopedi. Her şeyi yuvarlak bir şekilde içine alan demek bu. Veya Diksiyonar Rezone de Sciences des Arts et de Métiers. Yani bilimlerin, sanatların ve zanaatların rezoneyi söylemek mümkün değil. Nasıl dersin onu Fatih? Düşünüyorum, bulurum biraz. İşte, değil mi? Yani bu bunları açıklayan, nedenleştiren, açıklayan bir sözlük diyor. Şimdi bunu tek adam yazamaz. O biraz önce masa etrafında gördüğümüz ve onun gibi daha bir sürü adam oturuyorlar buna maddeler yazıyor. Ansiklopedi kelimesi bundan icadı mı? Evet. Bunlar maddeler yazıyorlar buna. Mesela Voltaire din maddesini yazıyor. Zaten i̇lk, birinci fazikül diyorsun. İlk Voltaire'in ilk din maddesine yazdığı ilk şey batıl inançtır diyor. Ve tabii derhal yasaklanıyor. Tabii. Fakat bunlar yılmıyorlar. Götürüyorlar İsviçre'de basmına devam ettiriyorlar. Ve ansiklopedi bundan sonrasını alalım. Kardeşim burada gördüğün gibi 30 küsur cilt, 3 tane de bunun şekil cildi var içinde. Bu kuarto edisyonu. Sende var mı? Ha? Sende var mı? Bende bunun bir küçük baskısı var. Yani şey olarak küçültülmüş. Hmm. Fotoğrafla küçültülmüş. Ya ben bunu almaya yani kalkarsam oya beni öldürür çünkü evde yer yok. Ben Fransa'dayken, Collège de France'dayken bir gün Bibliothèque Nationale'e gittim. Bir baktım orada 4 tane devasa cilt. Üzerinde ansiklopedi yazıyor. Dedim nedir bu? Hemen kız getirdi, açtı. Bir baktım Oxford English Dictionary'nin yaptıkları gibi. Küçültmüşler sayfaları ama gayet rahat okunuyor. Hocam bütün bu ciltleri 5 ciltte toplamışlar. Ben onu aldım. Yani onu hocam, aldım diye dahi. Bir şey eklemek istiyorum burada. Buyurun, buyurun. Bu kitabın adı. Bakın. Yani 18. yüzyılda bu adamların sadece bilimler değil, sanatlar ve zanaatlar. Hepsinin, yani insan aklının, insan emeğinin, insan bilgisinin o zamana kadar üretmiş olduğu bütün bilgileri içinde toplama iddiasında olan var, bir kitap olmak. Şimdi burada birkaç unsur var burada. Üzerine dikkat edin. Bir, şu güvene bak. İki, iyimserliğe bak. İyimserliğe bak. Yani akıl sadece bilim yapmıyor. Akıl aynı zamanda rezone bir sanat yapıyor. Rezone bir metiye zanaat yapıyor. Müthiş bir şey bu. Evet. Bir başka unsura dikkat edin. Hocam bu var ya, Jules Verne bunu Kaptan Nemo'nun ağzından çok iyi söylüyor. Aynen öyle. 20 fırsatta söylüyor. Aynen öyle. Biliyorsunuz Kaptan Nemo işte kütüphaneyi gezdiriyor, müzeyi gezdiriyor falan. Profesör Aronnax hayran falan. Kaptan diyor bu müthiş zenginlik. Monsieur Aronnax diyor. Henüz insanlar arasındayken ben diyor bir zamanlar insan aklının ve insan elinin yaptığı en güzel şeyleri toplamaya karar. İşte. Bakın Jules Verne, işte. Şimdi siz dediniz ya. Evet. Jules Verne ansiklopediyi yansıtıyor. Evet. Ya müthiş bir şey ya. Kültüre böyle mi mal oluyor? Ya aynen öyle. Kültüre böyle mi mal oluyor? Bir unsura daha dikkat edelim. Şimdi bu kim için yazılıyor? Filozoflar için yazılmıyor. Bunlar vulgarize edilmiş olan bilgiler. Bunlar sıradan insanlar için yazılıyor. Abi, halk için yazılıyor. Bilgiyi avamlaştırıyor. Avamlaştırır. Ve onun için yasaklanıyor. Halkı uyandırmak istiyor bu adamlar. Şimdi anlaşılıyor ki iki şey var gene burada. Bir, halk artık bunlara talep gösteriyor. Yani felsefenin veya bilimlerin, filozoflar ve bilim adamları tarafından
ortaya konan, önlerine konulan şeyler halk tarafı gösteriyor. Evet. Yani bilimsellik, iyimserlik, ilerleme fikri sadece filozofta yok. Halkın kendisinde şimdi, de var. Şimdi hocam, bundan sonrasını alalım bakın. Ahmet Hoca'nın dediği bak, bu ansiklopedinin serlevhası. Yani kitabı açıyorsun, karşına bu çıkıyor. Bak bunu yapan adam Koşer meşhur. Burada bak ortada gerçek bir kadınla temsil ediliyor. Onun üzerindeki örtüyü çeken iki kişi var. Bak bir tanesinin kafasında taç var. O akıl, raison. Gerçeği örten örtüyü çekiyor. Öteki, o da asılmış örtüye. Felsefe. O Ahmet Hoca. Gördün mü? Felsefe. Fakat 18. Akıl sen mi oldun? Aha. Akıl sen mi oluyorsun? Abi o kadar küstahlaşmadım daha. Anlamadım ne dedin? Akıl sen mi oldun diyor da ben de dedim gerçekten ki o kadar daha küstahlaşmadım. Birisi Ahmet Hoca dedi, ben de öbürü sen misin dedim. Ben takip etmedim. Şimdi ben bu bak, resmi bilmiyordum da onun için takip etmedim. Bu ansiklopediniz hocam serlevhasıdır bu. Bu resim çok hoşuma gitti. Değil mi? Hmm. Şimdi bak ve gerçeğin etrafındaki ışığa bak. Le Lumière. Ve gerçeğin kadın olarak tasvir edilmesindeki güzelliğe bak. Evet. Cazibeye bak. Evet. Kadın cazip bir şey. Yapan da Fransız tabii hocam. Doğru. Konuyu burada kesip bir reklama gidiyorum. Şeyi de, Cumhuriyeti de kadın şey yapar. Tabii musun? Hürriyeti. Hürriyeti. Evet. Tabii kadın temsili. Özgürlüğü. Evet, özgürlüğü kadın. Şu işe bak. Ya bu çok güzel bir resim. Hmm. Şahane bir. Biz bu resmi biraz daha seyrederken izleyicilere de reklamları izletelim. Tamam. Kısa. Derya. Evet Denizli, reklamlardan döndük ve hemen hocamla mektep arasında sana soracağımı söylediğim şeyi ondan bir ikinci bölüme girmek istiyorum. Aydınlanmadan bahsettik. Alman aydınlanmasında Kant'ın önemini vurguladı. Kant'ın çok kıymetli bir yaklaşımı var. Dinin yerine ahlakı koyuyor. Yerine değil ama yanlış da değil. Yani evet. Asıl olan ahlaktır. Aha, iyi, bu daha iyi. Asıl olan ahlaktır. Bu daha iyi. Ama yanına bir kural koyuyor. Hmm. Ahlak için özgürlük şarttır. Otonomi. Doğru. Şart mıdır? Gayet tabii. Özgür olmayan insan ahlaklı olamaz mı? Gayet tabii. Gayet tabii. Şarttır. Şimdi gene biraz, ben her zaman olduğu gibi biraz geniş açıdan alayım. Şimdi bu ahlakla şey arasındaki, özgürlük arasındaki ve otonomi arasındaki ilişki sadece Kant'ta değil, ta şeyden tabii itibaren. Tabii şey daha, Yunan'a kadar. Stoalar da vardır. Stoalar da vardır. İki, efendim ahlakın deyim yerindeyse, dinden üstündür demeyelim ama bağımsız, kendine mahsus bir alanı, moral alanı, yasalar alanı olan bir alan olduğu fikri yine orada var. Ve nitekim işte Sokrates ahlakın bir bilim olarak kurma projesinin sahibidir. Bak ahlakı bir bilim olarak, yani gelenek değil, görenek değil, atalar değil, anlatabildim mi? Bir bilim, hakikat olarak kurma geleneğinin sahibi odur. Şimdi hatta Platon'a gelelim, o projeyi o da devam ettirir. Yani bu idealar dünyası değişmeyen mutlak hakikatler dediği zaman o hakikatten işte ahlak hakikatler de var. Tabii. Yani o hakikatlerinde fizik hakikatler var. O hakikatler içerisinde var, ahlak estetik hakikatler de var, estetik değerler de var. Ama esas itibariyle ahlak hakikatler de var. Hatta yine diyaloglarından birinde konuşudur. Tartışır işte Eutifron. Dine esas alan diyaloglardan birisidir. Konuşudur. Yani ben biraz ayrıntılı anlatıyorum. Bu önemlidir. Kavranması lazım. İşte bir adam babasını şikayet eder. Niye şikayet eder? Babası dinsizdir. Anlatabildim mi? Şimdi babası dinsizdir, ahlaksızdır. Dinle ahlak arasındaki problem orada çıkar. Mesele şudur. Tanrılar, Tanrı değil, tanrılar. Bir şeyi, ahlakın yasası olan, ahlakın temel değeri olan iyiyi
İyi olduğu için mi emrederler? Yani iyi Tanrı'nın iradesinden üstün müdür? Bak dikkat et. Yoksa ona Tanrılar emrettiği için mi ona iyi deriz? Şimdi bak şeyi burası ha zurnanın zırt dediği delik bu. İyi, iyi olduğu için mi Tanrı onu emreder? Veya Tanrı'nın her emrettiği şey iyi midir? Öyle diyelim. Veya şimdi vaaz ettiği, emrettiği şeylerin tersini vaaz etmiş olsa, o iyi mi olacak? Bak problemi nasıl görmüş adam? Yani şimdi buna çeşitli cevaplar verilir biliyorsun. Ona hiç onların teferruatına girmiyorum. Şimdi geldik Kant'a. Kant'ın meselesi de o. Yani ahlak bir dinden bağımsızdır. Bu din ahlaksızdır demek değil. Ahlakın yasası başkadır. Dinin işleyişi, mekanizması, amacı, işlevi başkadır. Ama şunu da söyler. Ahlaksız olan bir din olmaz. Olamaz. Bilmem anlatabildim mi? Ama bu çok ince bir ayrımdır. Kant dindardır. Kant Hristiyandır ve Piyetisttir. Yani adam dine karşı ahlakı ortaya koymuyor. Ama şunu fark ediyor adam. İnsanı insan yapan şey, daha doğrusu moral alanın varlığını yaratan şey, moral alanın, ahlak alanın varlığını yaratan şey, onun meşruiyetini veren şey sorumluluktur. Kant çok enteresandır. Yani sorumlusun, yapmak zorundasın. Şeyce, İngilizce konuşuyorum. You must. Neden? You must. Neden? Çünkü efendim özgürsün der. Bak bu tam tersi bir şeydir. Yani madem ki kimseye bağımlı değilsin. Madem ki sen yapmak zorundasın, o zaman özgür olman gerekir. Yani özgür olmayan, özgürlükten kaynaklanmayan bir seçim zaten ahlaki bir seçim değildir. Yani gelenekten kaynaklanan, emirden kaynaklanan. İsterse o emir Tanrı olsun. Bilmem anlatabildim mi? İsterse o emir Tanrı olsun. Şimdi hocam, çünkü biz ben otonom varlığız, bağımsız varlığız. Burada Atatürk'ün o dediğini hatırlatabilir miyim? Nedir? Tehdit esasına dayanan ahlak, ahlak değildir ve güvenilen. Doğrusu bunu bilmiyordum ama. Demiş Murat. Evet. Bilmiyordum, olur. Ben yani sen söylüyorsan inanırım. Hayır öyle. Ama bak biraz evvel söylediğim bir şeyle bu doğruluyor. O da şu. Ne dedim? Aydınlanmanın. Türk aydınlanması. Ha. Aydınlanmanın bu bir serpintisi de demeyelim. Hatta o kadar bile demeyelim. Daha iyi diyelim. Bak bizim o Cumhuriyet döneminin aydınları, entelektüeller, hatta Namık Kemaller vesaireler bile aydınlanmadan ne kadar etkileniyorlar. Peki o zaman mesela Türk aydınlanmasını belki Tanzimat'la başlatmak mümkün mü? Gayet tabii. Biraz daha önce. Gayet tabii. İkinci dalga giriyoruz. Gayet teknik tabii. Teknik üniversitenin kuruluşuna git. Her şeyde teknik gayet üniversite. Tabii. Hayır bak abi bu çok önemli. Çünkü biraz önce hocanın dediği, ne dedik? Önce bilim geliyor, bilim akla güveni getiriyor, çok arkasından güzel. Aydınlanma çorap şekil gibi açılıyor. Sonra arkasından ne geliyor? O aklın insanı işlerde kullanması tabii. Gerekiyor. O aklın insanı işlerde kullanmasının arkasından getiriyor. Ahlakın da, şeyin de, yasanın da, hukukun da, siyasetin de temelde akıl karşısında meşrulaştırılmasının gerekliliği geliyor. Arkasından da o geliyor. Buna birbirine bağlı bir şey. Pili çıktı, cebine koy. Pardon. Buna birbirine bağlı bir şey. Tabii. Yani Fatih önce dedi ya, sen Havam Teknik Üniversitesi'yi getiriyorsun. Mühendishanenin kuruluşuyla ilk defa Türkiye'de dinden falan tamamen bağımsız bir eğitim kurulu geliyor. Ya neden? Gayet basit. Çünkü dine bağımlı neden olan bir silah ve ihtiyaç savaş, yani savaş şey yok. Çeşme savaşı olmasa ihtiyaç yok. Mecbursun yani sen. Türkiye'de bu bir... Hatta bir dakika dur. Önce silah diyorlar. Sonra tıp diyorlar. Tabii tıbbiye geliyor. Sonra diyorlar ki ya meclis. Meclis yönetim. Anayasa yönetimi. Tanzimat, ıslahat. Sonra ne oluyor? Atatürk geliyor. Evet. Öyle diyelim. Yahu diyor buralarda uyguladığımız, kullandığımız, kendisine refere ettiğimiz şu akıl var ya, akıl var ya. Aklı artık getirin de yani medeni kanunda da uygulayalım bunu. Anlatabildim mi? Hukukta da uygulayalım bunu, müzikte de uygulayalım bunu. Bak,
mantık var. Orada bir geçiş var. Ha batıdaki kadar şey değil tabii. Çünkü batıda bu işi her taraftan destekleniyor. Yani bir taraftan İngiliz'i, bir taraftan Alman'ı. 200 seneyi atlatıyor. Ya bir taraftan şeysi, papazı. Evet. Aydınlanmacı papaz da var. Başkadan papazlar. Başkadan papazlar. Ben o per adamı gösterdim ya. Voltaire'le bilmem neyle aynı masada duruyor. Condorcet. Condorcet. Condorcet var. Ha. Yanında per adam var. Ya. Yani per adam bir de papaz üniformasıyla orada oturuyor. Bizde gariban zavallı, bizde işte bir Atatürk var. Etrafında birkaç tane ona inanan adam var. Bir de o tanzimatçılar da, o tabii saygıdeğer adamlar. Onlar da şu meseleyi fark ediyorlar. Yani tanzimat, istihat, ırz, namus, özgürlük, emniyet, masuniyet, yasal yönetim. Anlatabildim mi? Bak bunların hepsi, bunların hepsi aydınlanmanın sonuçları bunlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında Türkiye'de çok geç kalmadan geliyor ama kurumsallaşmadığı için çok olmuyor. Güzel. Zayıf çünkü. Zayıf, temeli yok çünkü. Şimdi altı temeli yok. Ya altı ikinci yok. Mahmut şeyi, ilkokul mecburiyetini getiriyor. İstanbul'dan başka bir yerde uygulayamıyorlar. Adam yok çünkü. Adam da yok, okul da yok. Evet. Hayır, okulu yaparsın. İçine koyacak adamın adam yok. Bir felaket yani. Şimdi yapıyorsun da içine koyacak adamın var mı? Yok. 200 tane üniversite açılsın da var mı? Var mı? Ve açtığın üniversitedeki adamlar, İşte 18. yüzyıldaki aydınlanma hareketinin temsilcileri olan adamlara mı benziyor? Hayır, tövbe. Onlara mı benziyor Allah'ını seversen? Ezyen de vardır ama çok az. Var tabii. O kadar karamsar davranmayalım ama. Sen biraz önce dedin ya, kurumsallaşamamış. Aynı sıkıntı devam ediyor kardeşim. Hadi senin şeylere geçelim, görsellere geçelim tekrar. Tamam, geçelim. 11 numarayla devam edelim. Baron Dölbach. Hocanın da onun hakkında söyleyeceği önemli laflar var. Baron Dölbach aslında bir Alman. Evet. Paul Heinrich Dietrich Freiherr von Holbach. Fakat bu adam hayatının çok önemli bir kısmını Paris'te geçirmiş. Fransızlaşmış diyeyim sana. Adını da zaten Paul-Henri Thierry Baron Dölbach yapmış. Şimdi bunun bir kitabı var. Bundan sonrasını alalım. Bu Système de la Nature. Şimdi Baron Dölbach ateist. Tam. Hiç tavizsiz ateist. Tabii böyle bir kitap yayınlanınca Voltaire dahi buna karşı çıkıyor. Çünkü Voltaire dini kurumlara karşı ama Tanrı fikrine karşı değil. Bu öyle değil. Bu tam Lucrece gibi. Diyor ki bütün bunlar saçmadır diyor. Hatta Büyük Frederick'in bu kitabı okuduktan sonra Büyük Frederick demiş ki umuma hitap ederken batıl inançları olanları da hesaba katmalı. Kimse şoke edilmemeli. Bazı şeyleri söylemek için yeterince aydınlanmış bir zamana kadar beklenilmeli. Bak, aydınlanma terimini kullandı. Tabii, tabii, tabii. Frederick evet. İçinde denir ki aydınlanmış despot. Evet. Despot evet. Eklere. Evet. Evet, evet. Katarina içinde denir. Atatürk içinde denir. Atatürk içinde denir. Aynen, benzetmeye Atatürk. Petro için büyük Petro için söylenir. Büyük Petro için söylenir. Modern Rusya'yı yaratan adam ya. Evet. Şimdi Baron Dölbach'la beraber aydınlanmanın bir başka ilginç yanı ortaya çıkıyor. O da çok şiddetli bir şekilde diyor ki şu dinden bir kurtulalım. Fakat ilginç olan şu. Fransa'da önce bir ateizm dalgası geliyor. Fakat arkasından bu Robespierre'in falan yaptığı gibi işte büyük yaratıcı bilmiyorum ne. Bir sürü saçma sapan şey çıkıyor ortaya. Ve işte Fransız ihtilali. Sivil din. Sivil din. Sivil din ama Fransız. Medeni din. Ya, ve Fransız ihtilali orada sapıtıyor. Ya, saçma sapan birbirlerini öldürüyorlar bilmem ne falan. İskoçya'da bu böyle olmuyor. Şimdi İskoçya'da Adam Smith'e bakıyorsun. James Hutton'a bakıyorsun. Onlara gelelim, gelebilirsek öncelikle. Fakat şimdi onlara gelmeden... Dur şu... Araya James Cook sokmuşsun, o ne? O çok önemli. Hocam, dur şu adamdan biraz ben bahsedeyim. Ha, Holbach, pardon biraz hocam. Bahsedeyim. Evet. Ben şimdi, Holbach'tan. Şimdi yine dikkati çekeceğim. Bakın, Premier Parti birincisi De La Nature... Deloitte. Yani şey... Ondan sonra Deloitte. Evet, doğal ve kanunlar hakkında, insan hakkında, ruh hakkında... ve fakülteleri yetirer hakkında, ölümsüzlük doğması hakkında, dübonur, mutluluk hakkında. Unuttum ben onu söylemeyi.
Bak ilk defa olarak insanların mutluluk hakkı vardır. Evet. İnsanların mutlu olma hakları vardır. Yani yine bu aydınlanmanın bir fikri. Aydınlanmanın fikri. Anlatabildim mi? Gene ortaya çıkıyor. Hocam daha önce Hristiyanlık şeyine göre çok mutlu olmak günah. Yahu çile. Evet. Çile çekti. Evet. Niye? Mutluluk dünya sonrasına. Evet. Hayır. İsa da çile çekmiş ya. Adam çarmıha gerilmiş. Acı çekmiş. Kendini kırbaçlayanlar var. Evet. Yani orada bir öyle bir takım şeyler var. Şimdi bir buna dikkatinizi çekerim. İkincisi, bu adam materyalist hocam. Evet. Yani bu adam o şey gibi, Lucretius gibi doğru söyledin orada. Yani o ölümsüzlük doğmasına inanmadığı gibi, gelecek hayata inanmadığı gibi, onun insanın mutluluğuna engel olan bir şey olduğuna inanıyor. Aynı Lucretius. Lucretius gibi. Aynı Lucretius gibi. Efendim anlatabildim mi? Şimdi bunun hakkında ben bir kitap çevirmiştim, Materyalizm Tarihi diye. O kitapta buna özel bir bölüm ayrılmıştır ve mükemmeldir. Ha, son nokta. Şimdi bizim neydi o? Tevfik Fikret. Evet. Tarihi Kadim ve ona Zeyl. Evet. Bu sistem de la natürdeki fikirleri anlatabildim toplumunu mi? Toplumunu anlatmaya çalışır. Kendi toplumunu anlatmaya çalışır. Ama bu da çok güzel bir şey. Şu manada güzel bir şey. Yani bak arana çok fazla zaman geçmemiştir. Yani 19. yüzyılın başıdır. Tevfik Fikret onları bilir. Onları bilir. Onları anlatmaya çalışır. Yani takip ediyorlar o zaman şeyi. Voltaire'i takip ediyorlar. Holbach'ı takip ediyorlar. Diderot'u takip ediyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Hatta pek çok eserlerinde bunlardan ağır esinlenme var diyebiliriz. Ağır. Fakat bir ansiklopedi yaratamıyor Osman. Hoca ne istiyorsun Allah'ını seversen yaratacak halim var. Doğru. Şimdi biz şimdi yaratabiliyor muyuz? Doğru. Hocam Cumhuriyet. Şimdi yaratabiliyor muyuz yani? Cumhuriyet 1930'larda siz hatırlayacaksınız hayat ansiklopedisi. Evet. Bilmiyorum. Bitirmiştir. Niye ben hatırlayayım yok? 1930'larda doğdu. Hayır, ama hepimizin evinde vardı ya. Bende yok. Yeşil diye. Yeşil ciltleri yok muydu? O hayır. O ikinci. Bu gri cilt. Gri cilt olan. Atatürk zamanında başlıyor ve bitiriliyor. Yahu sen zenginsin. Senin evinde var. Benim evimde ansiklopedi mi olur Allah'ını seversin? Benim evimde kitap yok. Allah'ını seversin. Neyse boş ver. Ondan sonra Hasan Ali ile şey başlıyor. İnönü ansiklopedisi. Hı hı. Değil mi? Demokrat Parti ona epey bir sekte vurduydu. Fakat 83'te nihayet tamamlayabildiler. Adını da değiştirdiler. Türk ansiklopedisi yaptılar. Fakat o bayağı da faydalı bir eser olmuştur. Evet, gayet tabii. Yani kaç cilttir böyle kocaman Türk ansiklopedisi. Yani fakat belki, bunu, belki şeyin Hasan Ali Yücel'in Dünya Edebiyatı'ndan Çeviriler dizisini bizim ansiklopedimiz gibi düşünmek mümkün. Evet. Evet. Babam da hep öyle diyordu. Neden? E çünkü dünya edebiyatı derken beyaz kitap diyorsun. Hayır, dünya edebiyatı derken kastettiği şu. Hem doğudan hem batıdan. Evet. Ve esas itibarıyla da felsefe eserleridir. Evet. Ben onlar üzerinde epey çalıştım. 1650 falandır orada çevrilen eserlerin sayısı. Zannediyorum 650'si işte birinden fazlası felsefedir. Ve Cumhuriyete çok, bak. Ve çok da güzel çevrilmiş. Evet. Çok güzel. Ama bugün gençler okusa ya da anlamaz o kitapları. İşte evet, sana ansiklopedi. Maalesef. Evet. Ama onun şeyini... Ama işte Cumhuriyet'in eseri. Onu da küçümseme ha. Hayır, hayır. Neden? Başına. Çünkü o zaman yetişen işte bir aydın nesli, münevver nesli ondan ortaya çıkmıştır. Evet. Ondan ortaya... Tabii mesela Hasan ben, Ali'nin... Mesela ben onun eseriyim. Açıkça söyleyeyim sana. Ben onun eseriyim. Galiba Yapı Kredi yayınları mı evet. Tekrar basıyorsun? Yapı Kredi basıyor. İş Bankası basıyor. Evet. Şimdi bak ben... Eğer izin verirseniz şeyi almak istiyorum. 18'i alalım. 18 arkadaşlar. Adam Smith. Adam Smith. Ne oldu? Sıranın dışına çıktın hayret. Evet. Hayır neden? Şimdi geri döndük. İskoç aydınlanmasından bahsettik tamam. Ya. Bak Adam Smith. Adam Smith şey olarak, ekonom olarak bilinir. Yani. Fakat aslında şimdi bundan sonrasını alalım bak. O milletlerin zenginliğinden önce yazdığı kitaba bak. The Theory of Moral Sentiment. Adam önce Fatih bireyi ele alıyor. Marx gibi efendim bütün toplumu için kanunlar falan. Adam Smith diyor ki önce bireyi tanı. Sen ünvanına baktın mı adamın ünvanına? Efendim? Ünvanına bak. Evet.
Professor of Moral Philosophy. Tabii. Ahlak felsefesi profesörü. Glasgow Üniversitesi'nde. Şimdi bunu yayınlıyor. Ve burada şunu söylüyor Adam Smith. Hiç kimse diyor, çok zorlanmadıkça, toplum tarafından da zorlanmadıkça kötülük yapmak istemez diyor. Çünkü akıllı bir insan diyor, kötülüğün sonunda kendine gelip vuracağını bilir diyor. Mesela diyor, bir toprak ağası, işte onlar da lordlar ve şeyler İskoçya'da. Bu diyor, köylüsünün midesi ne kadar büyükse bununki de o kadar büyük diyor. Daha fazla yiyemez diyor. Şimdi bu adam mutlu olmak istiyorsa diyor, çevresindeki köylülerini de mutlu etmek zorundadır diyor. Ki diyor onlarla ilişkiler iyi olsun, onlar iyi çalışsın. Dolayısıyla diyor, servetini onlarla paylaşmak ister diyor. Kendi mutluluğu için, hani çok iyi kalpli olduğu için değil diyor. Kendi mutluluğu için diyor. Ondan sonra, bundan sonra... Peki üretim yetmiyorsa ne yapacak o zaman? Yet işte, yetmesine gayret edin diyor. Hayır, üretim yeter şundan. Aynı zamanda ekonomist ya. Doğal şeye bırakırsan, yani insan ekonomik bir varlıktır, doğal haline bırakırsan piyasa kendisi zaten evet. O dengesini bulur. Zaten bu kitap da onun hakkında. Milletlerin zenginliği ortaya çıkar. Evet. Bu kitap onun hakkında. Burada Fatih bu adam tek tek ele alıyor. Ulusların zenginliği. Evet. Yani bu nasıl oluyor? Mesela nehirlerden başlıyor. Hani Nil Nehri üzerinde nasıl büyük imparatorluklar oluşmuş. Avrupa'daki nehirlerin etkileri. Fakat diyor. Şimdi biz hep şey olarak duyarız Adam Smith'i. Benim babam ikide bir de söylerdi. Laissez faire, laissez passer. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ha. Öyle değil. Adam Smith burada diyor ki, devletin de diyor yapması gereken şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi eğitimdir. Eğitim tamamen diyor özel ele bırakılamaz. Burada bu adamın sunduğu tamamen seküler bir devlet yapısı. Ve bu devlet yapısı bireyden başlıyor. Ve burada Adam Smith ekonomiyi anlatırken... Akıllı birey, çıkarlarını kollayan birey ve çıkarlarını kollamanın toplumun çıkarlarını da kollamaktan geçtiğini bilen birey. Homo economicus. Ve burada Adam Smith diyor ki sanki gizli bir el diyor. Toplumu yönetir diyor. Daha önceki yazılarında Jüpiter'in eli diyor. Zeus'un eli. Hı hı. Bak çok enteresan. Hristiyan tanrısına atıf yapmıyor. Hı hı. Fakat sonra ondan da vazgeçiyor. Sanki diyor bir gizli el. Burada adam şunu söylüyor. Cemiyetin yapısı diyor. Eğer rasyonel bir şekilde yönetilirse zaten kendi kendini düzeltir diyor. Şimdi Adam Smith'in bir de arkadaşı var. Müsaade ederseniz şeyi alalım. 21 numarayı alalım. James Hutton. Bu adam modern jeolojinin kurucusu. Öyle biliriz. İşte bak burada James Hutton'ın yanında meşhur Joseph Black, meşhur kimyacı, sohbet ediyorlar falan. Şimdi bundan sonrasını alayım, bak ne çıkacak karşımıza. Filozofların yemeğini hatırladınız değil mi hocam? Evet. Bak Edinburgh'da aynı hava. Tiplere hı-hı bak. Adam Smith, Joseph Black, James Hutton, Adam Ferguson, Robert Burns, şair meşhur. Karşısındaki çocuğa bak, Sir Walter Scott. Milli şair ve yazar. Romancı. İskoçların romancı. Kahramanlık evet, romanları. Bunlar Edinburgh'da aynen Fransa'da olduğu gibi salonlar halinde toplanıyorlar. Sohbet ediyorlar. Ve bundan sonrasını alayım. Bilginin prensipleri. Burada James Hutton alıyor, jeolog adam. Bildiğimizi nasıl biliriz sorusunu. Evet. En önemli soru birdi. Abi müthiş. Bunu okuduğun zaman mesela Hume'un etkilerini görüyorsunuz hocam. Adam diyor ki bu diyor tüme varımla falan olacak hiç değil diyor. İnsan diyor kendi aklını kullanır. Tabiata diyor. Ama bu soru da eski günlere kadar gitmiyor mu aslında? Bu soru da eski günlere kadar gitmiyor. Tabii. Presokratiklere gidiyor. İnsan diyor burada. Aslında bütün felsefe aydınlanma. Aynen. Bak geldik oraya. Tabii oraya. Bütün felsefe aydınlanma. Burada diyor insan diyor tabiata
çeşitli giysiler giydirir. Ama diyor bunların hepsi olmaz. E ne yapacak? O zaman diyor giysinin orasından burasından düzeltmeye başlar. Yani bir yerde Popper'in modelini sunuyor adam burada. Ben hayret ettim. Bu üç koca cilt hocam. Fatih hiç unutmuyorum ben Oxford'dayken Bodley'in kütüphanesinden bu kitabı istedim. Geldi. Bir baktım kutu içinde kitap. Karton bir kutu. Dedim açtılar. Niye dedim kutu içinde? Ya dediler cildi çok harap. Kapaklar kopmuş. Onun için, dedim ya kardeşim tamir ettirsenize ayıp değil mi dedim. Paramız yok dediler. Oxford Üniversitesi'nin ana kütüphanesi söylüyor. Dedim kardeşim ne kadar bunu tamir etti? Onu da sen mi yaptın? Şimdi, hocam. Büyük adamsın. Ne kadar dedim bu. Dediler bu eski kitabı. Bu dediler 1000 pound'a olur. Dedim hemen verin. Oxford'da 1000 pound'u yok mu yoksa oraya arayacağım 1000 pound'u mu yok? Bilmiyorum. Aslında tabii olmadığını yani. Ya da seni yolmaya çalışıyorlar belki. Veya beni yolmaya çalışıyorlar. Neyse. Yok, ben yok. Ben hemen dedim ki hemen verebilir miyim bu parayı dedim. Dediler çok memnun oluruz. Hemen orada çeki yazdım verdim. Bir müddet sonra baktım. Başka kitaplar mı çıktı elinde? Hayır. Bir zarf. Benim bölümdeki şeyime açtım. İşte teşekkür ediyor falan. İçinde iki etiket var. O etiket şunu söylüyor. Bu kitap boşluk tarafından tamir ettirilmiştir. Hı-hı. Oraya ben adımı yazacakmışım. Hı-hı. Onu kitabın içine yapıştıracaklarmış. Hı-hı. Onu ben aldım. Gittim Bordeyan'a müdürüne. Hı-hı. Dedim ki ben bunu yapmam. Dedim. Bu ayıptır. Dedim. Yani dedim Celal Efendi geldi de lütfedip tamir ettirdi. Bu dedim ne size yakışır, ne hatına yakışır, ne de bana yakışır. Siz dedim benim parayı verdiğimi de unutun dedim. Siz tamir ettirmiş olun ama kitap tamir edilmiş olsun. Bence doğru değilsin sen. Öyle mi? Yani, yani yakışma meselesi yok burada. Bence doğru. Hocam değil. Bu arada çok önemli bir felsefecimiz adını vermeyeceğim. Diyor ki hoca diyor Kant'ın diyor felsefesini diyor yanlış değerlendiriyor diyor. Din ceza ve ödülle sınır koyar. Oysa akılın böyle bir sınıra ihtiyacı yoktur ahlaklı olması için. Aklın ahlakı sınır tanımayan bir ahlaktır diyor. Hoca diyor bunu diyor yanlış anlattı beni. Ne olur yanlış söyler canım. Hocan da yanlış olabilir mi? Bilmem düşürmedim hiç üzerinde. Celal Bey siz ne dersiniz? Ben beyefendinin söylediğinin tamamen yanlış olduğu kanaatindeyim. Çünkü akıl sınır koyar. Aklın dışına çıktığın zaman da başına neler gelir dünya tarihi gösteriyor. Dinler her zaman aklın dışına çıkmışlardır. Dinin koyduğu sınırların bazı akılcıdır, bazısı zırvadır. Zırva biraz önce hoca söyledi. İşte tam yani, da aynı şeyi söylüyordu. İyi de yani din bunu koydu diye ona peki mi dememiz lazım? Hayır tam aksini söylüyor. Ne diyor ben yanlış anladım o zaman. Diyor ki Ahmet Hoca Kant'ın özgürlüğünü tam olarak değerlendirememiş. Din ceza ve ödülle sınır koyuyor. Evet. Oysa aklın böyle bir sınıra ihtiyacı yoktur diyor. Ha, ama hatta sana da atıfta bulunuyor. Diyor ki aslında diyor Celal Hoca'nın diyor yıllar önce söylediği bir cümle vardı diyor. Hiç unutmam. Beni ceza ve cehennem ile beni ceza ile tehdit eden birine inanmak benim için çok kolay değil demişsin sen. Ha tabii. Yani Atatürk'ün dediği bu işte tehdide dayanan ahlak ahlak değildir. Şimdi burada aklın sınırları vardır. Aklın sınırları neyle belirlenir? Aklın kendi koyduğu modellerle belirlenir. Yani aklın sınırı nedir? Şimdi biz seninle beraber gidelim Empire State Building'in en tepesine. Ben sana diyeyim ki Fatih'ciğim dışarıya doğru bir adım at. Atmazsın. Çünkü bana dersin ki yer çekimi kanunu diye bir şey var. Oradan atladığım an bak şimdi şöyle söyleyeyim. Sen dersen atabilirim. Dedim ki Celal'in bir bildiği vardır. Beni öldürmek istemiyordur. Burada muhakkak binanın duvarına çarpıp gelen rüzgar veya bilmem ne ısısı beni havada tutacaktır. Ama bak o yanlış olur. Neden? O dindar bir insanın inancına benziyor. Ben sana ama zaten dindar bir insanın inancıyla inanıyorum. Ama işte o hata. Onu yapmayacaksın. Yani burada veracitas dei var ya o sen Descartes'a döndün. Çünkü Descartes da ne diyor? Ben diyor çok açık ve iyi düşünebilirsem gerçeği bulurum. Çünkü diyor bana bu aklı veren Tanrı beni yanıltmaz diyor.
İşte bu veracitas değildir. Ondan sonra bunu malum Bacon alıyor. Tabiat bizi yanıltmaz. Tüme varımın temeli olarak. Halbuki tabiat da bizi yanıltıyor. O veracitas naturae'ye geliyor. Bacon'ın dediği. İkisi de yanlış. Bence ikisi de doğru. Akıl da bizi yanıltmaz, doğa da bizi yanıltmaz. Yani illa çok spesifik anlamda alma aklı. Aklı yani doğru bilginin ölçütü, kriteri al. Yani, İçerisine her şeyi koy. Yani hocam yani doğru, onun, doğru bilginin yani, dakika, doğru olduğunu akıl derken bileceğim? Dogmatik bir şey konuşmuyoruz ama doğru yani. Bilginin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Bilmiyoruz ki. Neyse geçmeyelim oralara. Yani bizim yani. Derdimiz şu. He. Biz aslında bilmiyoruz. Ignoramibus. Bilmediğimiz için ne yapıyoruz? James Hutton'un ta zamanında dediği gibi biz tabiata, başka şeylere elbiseler giydiriyoruz. Bu elbisenin hepsi olmuyor. Aklımız bu elbiseyi giydir diyor. Teşebbüs ediyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra akıl diyor ki bak olmadı. Şimdi diyor bir de şunu dene. Evet. Orasını burasını düzelt diyor. E güzel. Yani giydiren de akıl. Tabii. Giydirdiği elbisenin uymadığını gören de akıl. Ama ilk seferde o başka ilk sefer. Descartes'in dediği gibi yani ben çok açık düşünürsem mutlaka doğruyu bulurum. O doğru değil. İstediğin kadar açık düşün. Yani Descartes'in Le Principe de Philosophie'yi bilirsiniz. Orada bir dünya modeli sunuyor Descartes. Bir kainat modeli. Baştan aşağı zırva. Yani, ama niye mesela çok açık düşünerek Einstein buluyor bazı şeyleri? Ama bulamıyor. Bazı şeyleri bulamıyor. Değil mi? Yani mesela onun fotoelektrik modeli 1905'te yayınlanmıştır. Bir yıl sonra düzeltme yayınlamak mecburiyetinde kalmış Einstein. Veya sabit evren modeli. Veya sabit evren modeli. Veya şeye karşı. Kuantum mekaniğini beğenmiyor adam. Anlamıyor. 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 Anlamak da istemiyor. İstemiyor. Çünkü diyor ki, onun o meşhur lafı, De Herr Gott würfelt nicht. Tanrı zar atmaz diyor. Böyle bir inancı var Einstein'a. Ne yalan söyleyeyim ya, ben de onun gibi düşünmek istiyorum. Çünkü ben de yani kuantum mekaniğini anlayamamış durumdayım. Fakat ben ne zaman fizikçilerle konuşsam, onlar da tam anlayamadıklarını itiraf ediyorlar. Ve diyorlar bu anlayamadığımız evren gerçek. Ben de diyorum nereden biliyorsun kardeşim anlamadıysan? E çünkü diyorlar bu modele dayanarak ne deney yaparsak yapalım. Hepsi tutuyor. Hepsi tutuyor. Hepsi tutuyor. Yani şu ana kadar yapılan hepsi evet. Tutuyor. Hepsi tutuyor. O bir gün ona yani mesela Big Bang'in ilk başlangıcına geldiğin zaman Einstein'ın modeli çözülüyor, tutmuyor. Ama kuantum devam. Devam ediyor. Kuantum tutuyor. Neyse dönelim biz aydınlanmaya. Tabii konuştuğumuz hepsi aydınlanmanın ürünleri ama olsun. Evet. Ya abi aydınlanma hocam biraz önce söyledi ya bu 18. yüzyılda hakikaten bir patlama oluyor. Ve bu patlamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi de bir kere okuma yazma oranı artıyor. Şimdi mesela İskoçya'yı ele alalım. İskoçya'nın aydınlanmasının bu kadar kıta aydınlanmasının önünde olması, aşırılığa kaçmamasının sebebi bir adam. John Knox. Peki bütün bunların arkasında mesela Gutenberg olabilir mi? Tabii kesin. 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 Yani düşün ki Avrupa 1450 yılında işte matbaa başlıyor çalışmaya. Avrupa'nın nüfusu 60 milyon. Hı hı. Hocam 1500'e kadar Avrupa 20 milyon kitap basıyor. Hı hı. Yani her 3 kişilik ailenin evinde bir tane kitap var. Ben sana bir başka bilgi vereyim. 50 yıl içinde 5000 tane ayrı kitap basıyor. Sen miktarını söylüyorsun. Evet. Ben basılan kitapların konularını söylüyorum. İnan, ben daha her zaman söylerim. Biz matbaayı alıyoruz. 80 yıl içerisinde ve 70 yıl içerisinde kaç tane kitap basıldığını biliyoruz. Yılda bir kitap basıyoruz. Bir felaket bir de yani. Ya sormayın. Başka bir rakam daha vereyim sana. Buyurun. Voltaire'in kitapları veya broşürleri, polemikleri ne kadar Avrupa'da satılıyor veya yayılıyor biliyor musun? Yani şeyleri 200 bin
O zaman. İnanılmaz rakam. Tabii aynen öyle. İnanılmaz rakam. 200 bin, 200 bin. Bütün Avrupa bir okul çünkü. Yalnız Fransa değil. Voltaire'in kitaplarını Almanlar da okuyorlar, Ruslar da okuyorlar. Hocam bu adam Romanyalılar da okuyorlar. Bu adam İngiltere'ye gidiyor. Evet. İngilizler bir deniz subayını idama mahkum etmek istiyor. Voltaire diyor ki haksızsınız. Voltaire İngiltere'yi terk edene kadar herifi asamıyorlar, iyi mi? İngiliz bu be. Voltaire'in korkusundan herifi asamıyorlar. Yani müthiş bir eğitim, dediği gibi okuma yazma oranı, kitaplara duyulan ilgi, kitapların basılan kitapların sayısı ve hocam kitapların kitap kulüpleri, hükümdarlar, aydınlatılmış hükümdarlar. 20. yüzyıla kadar bu böyle sürüyor. Efendim? Ve o kitapların boyutlarını biliyor musunuz? O kitapların çoğunun boyutları küçük oktav. Küçükler diyorsun ha. Abi de dev kitaplar var ya. İşte ondan dolayı herkes tarafından diye. Okunsun diye. Evet. Herif yanında taşısın diye. Okusun diye. Ama çok büyük kitaplar da yok mu? Var, başka da var. Ama ekseriyeti öyle mi? Küçük oktavodur. Ve cepte taşınsın diye yapılmıştır. Yani önce akıl kendisini görüyor aydınlatılmış olarak. Sonra akıl şeyleri aydınlatıyor, hükümdarları, yetki sahiplerini. Sonra akıl şunu fark ediyor, halkı da aydınlatmak lazım. Halkı da aydınlatılmak lazım. Ve o halk içinde işte ansiklopedi basılıyor, işte 200 bin kitaplar basılıyor. Halk. Halka güven de var burada. O halk da kendisine duyulan güveni yerine getirmiyor mu? Fransa'da ihtilali yapmıyor mu? İngiltere'de ihtilali yapmıyor mu? İngiltere'deki ihtilal çok değişik. Hayır. Ama neticede ihtilal. Sen boşver özel şartlar mı? Çok zarar vermiş. Ya o başka mesele. Fransa'daki de aslında hocam çok zarar vermiş. Hocam o yani, da ayrı mesele. Fransa'daki tamamen raydan çıkmıştır. Yani sen yakın sonuçlarını, evet. Pratik ve somut sonuçlarını söylüyorsun. Evet. Ben uzak sonuçlarını, genel ve çağları aşan sonuçlarını söylüyorum. Onun için de demem biz aydınlanmanın ürünüyüz. Aa, doğru. Anlatabildim mi? Tabii yani. Mesela biz aydınlanmanın onun için ürünüyüz. Dedim Voltaire'in o bütün fikirleri, işte hoşgörü, işte ilerleme, işte din-devlet ilişkileri, ayrımı, özgürlük, bireysellik, mutluluk hakkı. Bakın bu fikirlerin hepsi içimizde yaşıyor. Evet. Bu fikirler yaşıyor. Yani o fikirlere karşı entelektüel olarak geliştirilen, daha doğrusu aydınlanmaya karşı geliştirilen teorilerin, ister romantizm, ister evet. Alman idealizmi, ister başka bir şeylerin bunları ortadan kaldırması söz konusu değil. Değil. Bunlar değil. Bilmem şey, yani onlar topluma artık inmiş aşağıya, kültüre, ya insanlara inmiş. Romantizm felaketle neticelenmiş. Yani buradan şeye geçiyorum yani. Ne zaman bitti, nasıl bitti? O ayrı bir mesele. Tabii yani her büyük... Hocam hareket... ama mutluluk hakkı enteresan mesela. Mutluluk ya, hakkı tabii. Aslında bugün İslam'ın içindeki bazı şeyleri de anlatıyor. Hani ya, gayet İslam'da tabii. Yozlaşma dedikleri ya da işte bunlar nasıl İslamcılıkların meseleyi de anlatıyor. Onlar da aydınlanıp mutluluk hakkına sahip olduklarını görüyorlar belki. Şimdi Müslümanlar da tabii mutluluk hakkını istiyorlar da ama mahcup bir şekilde istiyorlar. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü mutluluk hakkı demek. Mutluluk bu dünyaya ait. Söz edilen mutluluk öbür taraftaki mutluluk değil. Bu dünyaya ait. Bu taraf, bu dünyada eğer mutluluk hakkı, mutluluk arayışı söz konusuysa öbür taraftan öbür laflar ne olacak hani? Bilmem anlatabildim. Evet. Mutluluk dünyevi. Hayyam ne diyor? He. O diyor dünyevi. Huriler, şaraplar, güzellikler onları diyor sen al. Bana diyor burayı ver. Çünkü diyor davulun sesi uzaktan hoş gelir. Şahane bir rübayet. Hayyam onu. Devam edelim mi? Ediyoruz. O zaman şunu da yapabilirsin. Şu Kaptan Cook'la gideceğin çok merak ediyorum. Bir dakika bir şey söyleyeyim sana sen söyle. Ömer Hayyam Müslüman dünyası içindeki aydınlanmanın evet. Bir örneği. Evet. Ve ben size bir şey diyeyim mi? Evet. Bence de en parlak yıldızı. Evet evet. Yani Müslüman aydınlanmasının o ve Razi. Hmm. Bu iki adam. İbn Haldun'u unutma. İbn Haldun'u pardon. Evet. İbn Haldun da dahil. Hatta İbn Rüşd belki de. İbn Rüşd'ü de unutma. O zamanın çok etkisi olmamış ama. İbn Rüşd'ün etkisi Avrupa'ya olmuş. Avrupa'ya oldu. Evet. Evet. Bizden ziyade. Hayrı onlara dokunmuş. Hayrı onlara. Aynen. Hayrı onlara dokunmuş. Urfa'da onu mu konuşacağız? Hayır.
Değil. Tamam. Urfa'da başka bir şey konuşuyor. Ama yani bir İbn-i Rüşd programı yapacaktık. Onu yapacaktık. Ben Fatih'e de söyledim. Ne zaman istersin? İleride bir tarihte yaparız. Nasıl yapalım, senin yasakların kalktı. Evet. Yaparız. Evet. Yapalım onu. Yani bunun kadar iyi olur ha. Evet, o çift bu kadar gereklidir. O Doppelwahrheit falan filan Paris Üniversitesi'nde. Ben sana söyledim ya, gittim evine, evde baktım İbn-i Rüşd çalışıyor. Hoca nereden çıktı bu Allah'ın seversiniz dedim. Anladım ki şimdi Hatton, James Hatton nereden çıktıysa oradan çıktı. Evet. Adam evet. Oraya gidiyor, James Hatton. Yani benim aklıma şey gelmez. Gidip de işte bir jeoloji kitabını Oxford'da alayım da bakayım diye gelmez. bu fenomen. Genel hakikaten fenomen. O yüzden fenomen. Ne kadar fenomen. Sağ olun. Valla fenomen. Sağ olun. Sağ olun. Fenomen. Ben evet. Sizden öğreniyorum. Estağfurullah. Ya estağfurullah yok, değil yok. Hakikaten. Hayır, siz hayır. Beni çok dürttünüz. Ha dürttün ben seni. O ayrı mesele. Az değil. Ama fenomen. Evet. Şimdi, çok çalışkan hala çalışıyor. Müthiş ya. James Hatton'a dönelim. Hatton'a mı dönelim? Şimdi, evet. Ya, kukun, ama Kukamera'ya gidiyorum. Kukamera'ya gidiyorum. Evet. Arkadaşlar 13 numarayı alalım. 13 numarayı mı? Evet 13 numarayı alıyor. Yoksa 12'den başlayalım. Yok onu konuşuyorum. Şimdi bak, Kaptan Cook Hawaii'de. Etrafında burada bizi Kaptan Cook... Önce etrafı... bize Kaptan Cook'un bir önemini anlat. Doğru. Kaptan Cook kimdir, nedir? Kaptan Cook bir İngiliz deniz subayı. 3 tane büyük dünya gezisi yapmıştır. Bunların birincisi 1768'dir. Sonuncusu da işte 1771 ve öldürülmüştür Hawaii'de. Yani bir yanlış anlama neticesinde öldürülmüştür. Fakat bu 3 gezi esnasında mesela Antarktika'yı ilk gören adamdır. Açık denizde boylam tespitini ilk yapan adamdır. Harrison'ın kronometresini kullanarak. Çünkü kronometre bir İngilizce. Evet. Değil mi? Ya müthiş yani. Çok ve her gittiği yeri bilimsel olarak incelemiş bir adamdır. Mesela Lord Morton'un ona yazdığı bir mektup var. Diyor ki siz diyor yeni bir kıta bulursanız veya adalar diyor. Eğer diyor içeri girecek vaktiniz yoksa nehir ağızlarına bakın diyor. Onlar diyor içeride ne var ne yok getirirler diyor. Hı hı. Oradan anlarız diyor içeride ne var ne yok. Ve çok önemli bir bilim adamı ve denizcidir. Kaptan Cook için derler ki hocam sadece yelken kullanarak bir gemiyi Thames Nehri'nde rıhtıma yanaştırabilmiştir. Öyle iyi bir kaptan. Müthiş yani, müthiş. Mesela onun adamlarından William Bligh vardır. Bu Bounty'deki isyanın kahramanı. Hı hı. O adam 6000 kilometre hocam, 20 metre uzunluğunda bir sandal, 18 adam. Sadece bir adam, o da tesadüf su alayım derken yerliler öldürüyor. Sadece bir adam kaybederek 6000 kilometreyi geçiyor. Ellerinde harita yok, hiçbir şey yok. Yani yorgunluk ve açlıktan ölecek hale geliyorlar Java'ya vardıkları zaman. Fakat hocam adam her geçtiği yeri haritalayarak gidiyor. O şartlarda düşünebiliyor musunuz harita yapmayı? İşte bu kokun yetiştirmelerinden biridir William Bligh. Müthiş bir adamdır yani. Ve William Bligh'in o defterleri bugün Avustralya'da saklanıyor. Çünkü Güney Galler'in şeyliğini yapmış. Genel valiliğini yapmış orada. Şimdi bakın burada neyse yediği var. Devam et. Boş ver. Neyse. Burada etrafında bir sürü adam görüyorsunuz. Yerliler. Yerliler. Hepsi aslan gibi. Bu ta 17. yüzyılda Rusya'dan falan çok önce hocam. Şu fikri Bonsovaş. Yani efendim sen iyi tabiatın içinde yaşıyorsan, medeniyetten uzaksan o zaman mutlu yaşarsın, rahat yaşarsın, uzun yaşarsın. Bunu göstermemin sebebi bu fikrin kaynağı James Cook'un kitabındaki resimler. Fakat şunu düşünmüyor bu fikirleri üretenler. Burada gördüğün adamların yaş ortalaması 25 ile 30 arası. Ondan sonrası ölüyor adam zaten. Güzel. Bundan sonrasını alayım. Niye? Mesela Leonardo da Vinci kaç sene yaşamış? İyi de bu mu yani? Ne yaşamış? Leonardo da Vinci... Ama Fransız bakmış ya. Fransız bakmış herife. Şimdi bak Jean-Jacques Rousseau'nun bu asil yabani bon sauvage terimi hiçbir yazısında yoktur.
Tamam mı? Ama bu arada sana Rousseau'yu yanlış almışsın. Hayır, bak, çağdaşları gibi insanın aslında temelde iyi olduğuna inanıyor Rousseau. Dolayısıyla medeniyetle tanışmamış yabaniler iyilirler diyor. İşte burada çuvallıyor Rousseau. Bunun için Voltaire kızıyor Rousseau'ya ve diyor ki insanları mağaralara dönmeye mi teşvik ediyorsun diyor. Kızılkımerler biliyorsun. Ya değil mi abi, bir felaket yani. Ya burada Rousseau'nun meşhur yazısı vardır bilimler hakkında. Nutuk. Evet, bir herif bütün bilimlere karşı ya. Dijon Akademisi'nin açmış olduğu. Evet, o yarışmada. Evet, bilimler ve sanatlardaki ilerleme ahlaka aykırı sonuçlar yaratmıştır. Ahlakın aleyhine cereyan etmiştir. Tamamen zırva ya, saçma sapan bir şey yok. Bunu bugün savunanlar da var biliyorsun, Türkiye'de de var. Yani onu var. Savunanlara selam söyle, telefon kullanmasın, televizyon seyretmesin, otomobile binmesin, hastalandığı zaman ilaç almasın. Bunları yapmasın da göreyim ben onu. Yapanlar var ya işte. İlaç almıyorlar şu şey meselesinde. Evet. Kusura bakmayın. Şey yaptım da. Söyle. Tutuldu mu? Evet. Hocam. Epeydir oturuyorsunuz da ondandır hocam. Evet. Peki neyse. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu saçma sapan bir şey. Hı. Şimdi bu fikir. Hocam biraz önce işte aydınlanmanın neticeleri dedi ya. Yani aydınlanmacının söylediği her şey de doğru ve iyi değil. Hayır, aydınlanmaya reaksiyon başlıyor. İşte reaksiyon. Romantikler. Romantikler başlıyor ve bu romantiklerin verdiği zarar korkunçtur. Yani bu romantiklerin içinde kimler vardır? Marx vardır. Hitler vardır. Mussolini vardır. Çünkü bunların hepsi irrasyonel fikirlere dayanarak insanları daha iyiye götürmek istiyorlar. Yani bu saydığımız adamların hepsinin eserleri neticesinde insanlık büyük sıkıntılar çekmiştir. Fakat amaçları o değildi. Yani hiç kimse diyemez ki Karl Marx efendim Das Kapital'i veya Grundzüge'yi veya Komünist Manifestosunu falan insanların kötülüğü için yazmadı. Tam tersine. Daha iyi olsunlar diye yazdı ama rasyonel bir temele oturmadığı için, yani bir Adam Smith'inki gibi olmadığı için, iyi düşünülmediği için neticesi felaket olmuştur. Hocam ben biraz seni düzeltmek zorundayım, kusura bakma. Buyurun, tabii buyurun. Şimdi daha iyi, yani şey olarak ifade edeyim, iyi tarafından alalım bu romantikleri ve idealistleri. Şimdi bunlar soyut bir insan kavramından hareket ediyor yani. Evet. Bu evrensel, soyut, kavramsal. Biraz idealistlerle romantikleri pek karıştırmamak lazım. Ben şimdi söyleyeyim de sen sonra onun üzerine düşün. Şimdi 19. yüzyıl, 18. yüzyıl tarih yüzyılı değil. İlerleme kavramı şey değil. Yani tarihten alınan örneklerle vesaire desteklenen bir şey değil. Hı-hı. Soyut olarak insan aklı... Evet. Kavramsal olarak, felsefi olarak, entelektüel olarak işte her alanda ilerlemeye giden iyimser, mutluluk hakkı yol açabilir. Fakat şimdi 19. yüzyılda tarih çağı geliyor. Yani tarih çağı geldiği zaman bir defa farklı topluluklar keşfediliyor. Evet. Ben genel romantik ve idealist diyorum şu, özellikle bu işte Almanların büyük rolü var. Hı-hı. Almanlar da şunlar, hatta bence bunların geri kalmış olmalarından ötürü Almanlar bu evrenselci ve soyut insan anlayışına karşı, ilerlemeli soyut insan anlayışına karşı biraz bugün postmodernistlerin söylediği gibi. Bak postmodernistler, evet. Yahu toplumlar ayrıdır, Fichte'yle başlayalım diyeceksiniz. Tarihlere ayrıdır, kültürlere ayrıdır, onlar birbirleriyle commensurable değildir, ölçülemez, öyle bir evrensel insan yoktur, Alman halkının... Alman tarihi belirlemiştir, Fransız... Bilmem anlatabildim mi? Evet. Şey kırıldı. Yani bir insan kavramına hareketle, insan kavramına dayanarak bir ilerleme, gelişme şeyi kırıldı. Yerini aldı. Hakikatin toplumdan topluma, çağdan çağa, zamandan zamana değişti. Şimdi Marx aslında romantik midir çok emin değilim ama Marx'ın da görüşü var. Şimdi her çağın İşte üretim araçlarına, malikiyetin ve ortaya çıkan
sınıflaşma tarzının sonuçları olarak deyim yerinde ise hukuku ayrıdır, ahlakı ayrıdır, burjuvanın ahlakı ayrıdır. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi birdenbire... Biraz doğru değil mi peki bu? Efendim? Doğru değil mi bu bir ölçüde? Şimdi doğru olabilir. Şimdi bak, ama şimdi bir dakika hemen. Sen de hemen götürüyorsun. Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Bu işler o kadar basit değil. Yani tabii ki hocam. Açıkça söyleyeyim. Basit değil. Bence doğru değil. 2000 sene düşünüyorsunuz. Bir dakika bence doğru değil. Doğru değil ya. Ha, bence doğru değil. Yani tarihi tabii ki bir takım şeyler var. Durumlar var. Kültür var. Hiçbir itirazım yok. Efendim sınıftan sınıfa, altyapıdan üst yapıya, Alman'dan Türkiye bir şeyler değişir. Ama gene de bir insan, bütün bunların altında bir insanın bir şeyi var. Aklı var. Değişmeyen ve esas itibariyle aklı tarafından tecrübeleri, birikimi, hatta ahlakı tarafından belirlenen bir gidiş var. Onu demeye çalışıyorum. Sen kestirmeden gitmeye çalışıyorsun orada. Evet. Neyse, neticeye peki, gelelim. Peki evrensel bir ahlak var mıdır? Bence vardır. Tabii vardır. Şimdi ben de aynı fikirdeyim. Ya ben de Kant'la aynı fikirdeyim. İsterse bu evrensel ahlakı insandaki vicdan fikrine, istersen duygu fikrine dayandır. İstiyorsan şu meşhur sana yapılmasını istemediğin bir şeyi altın kural, başkasına yapma fikrine dayandır. Bence vardır. Evet. Ha zamandan zamana o ahlakın görüntüleri değişebilir. O aynı mesele. Ama özü aynıdır diyorsun. Evet. Tabii. Ahlakın özü aynıdır. Ben buna inanırım. Ben de ona inanırım. Yani ben doğru. Evet. Ben hatta ben o manada şeyim. Yani imserim. Yani bu kendine evet. Yapılmasını istemediğini evet. Başkasına yapma. Bence evet. Ahlakın en temel kuralı. Bence de öyle. En temel kuralı. Bence de öyle. O çok çok önemli bir kural. Bence de öyle. Şimdi ben... Peki mesela sadomozo sapkınlık sahipleri ne olacak ne? O zaman? Hayır. Bir dakika anlamadım. O kendisine bunun yapılmasını istiyor. Fakat kendisine bir dakika. Başka türlü muamele sadomasız adamları ölçü mü alacağız Allah'ını seversen? Hayır hocam. Ölçü olarak alsak böyle bile. Şey ölçü olarak alsak bile bakın adam başka türlü davranayım sana desen hayır diyecek. O zaman ona diyeceksin ki bak bana da başka türlü davranma. Evet. Yani temelde gene sana yapılmasını istemediğini bana yapma. Yani orada sana demek. Nasıl... Sen sadomasozmu seviyorsun, güzel onu yap. Ama onun dışında bir şey sevmiyorsun. Ben de onu seviyorum. Bana sen sevdiğini empoze etmeye kalkma. Yani bundan başka bir ilke yok. Açıkça söyleyeyim sana. Ahlakın kaynağı esas olarak eğer bir evrensel ve de bütün insanlar için kadın, erkek, çoluk, büyük olmak zorundaysa senin söylediğin gibi kendine yapılmasını istemediğin bir başkasına şeyi başkasına yapma. Veya Kant'ın ifade ettiği gibi öyle davran ki davranışın evrensel bir maksim, bir kural olarak herkes için korunulabilsin. Evet. Başka çaremiz yok. Şimdi sen çağdan çağa göre değişir. Siyaset de çağdan çağa göre değişir. Değiştiği bir vaka. Şimdi bakın vaka başka bir şey. Değişmiş olması doğru olduğunu göstermez. Aynen onu söylüyorum. Vaka başka bir şey. Dünyada çok Hitler de var. O da bir vaka. Evet. Ya ne yapalım? Anlatabildim mi? Ama bu bizim için bir ölçü olamaz. Yani biz eğer tabii istiyorsan Tanrı'dan evrensel hakikatin ölçüsü olarak ama din artık benim için bir şey ifade etmediğine göre dinin kaynağını gene veya ahlakın kaynağını veya hukukun kaynağını akılsal şeyimizde, özümüzde, sözümüzde. Şimdi hocam burada ben bir saplama bulmak zorundayız. Senin saplamadan önce bir reklam arası verebilir miyim Celal Bey? reklam. Lok önemli. Evet, biraz loktan koy. Evet. Tekrar döndük. Bu arada hocam yürüdü. Hocam, kramp geliyor. Söyleyeyim hocamın hem belinde bir sorun var hem bacağına kramp geliyor. O yüzden biraz böyle oturuyor. Ses saygısızlıktan değil evet. Sadece yaştan. Ya bir de bacaklarım kısa ne yapayım ya? Allah Allah. Hep bana söylüyorlar saygısı falan değil. Kısa Allah vermemiş ayrıca da, ne yapayım? Hocam ayrıca da saygısızlık yap hakkınız da var. Yani. Bu yaş ve bu bilgiden sonra yani. Beğenmeyen seyretmez. Değil mi ama? Böyle basit bir seçenek var yani. Ya iki şeyden bahsetmedik bir türlü. Yani geldik kuka bile geldik.
Locke'a gelemedik. Şimdi hocam... Hatta bilmiyorum. Kant'a da tam gelemedik. Aslında doğru. Evet ama Kant'ı epey yani önemli noktasında... Etrafında dolaştık Kant'ı ama içine giremedik. Yani. Ama biz yani felsefe dersi yapmıyoruz burada. Doğru söylüyorsun, evet. Kusura bakma. O zaman Locke'tan bahsetmeyelim mi? Hayır, bahsedelim. Çünkü çok önemli bir aydan açısından. Gayet de bir bahsedelim. Sen mi konuşacaksın, ben mi konuşacağım bilmiyorum. Sen hı. Başla hocam. Hocam hı. Siz başlayın. Hı. Ondan sonra belki Kant'ın bahsetmediğimiz bu Kritik der reinen Vernunft niçin başarısız? O da güzel. Ona ama ben biraz... hep aydınlanma şeyiyle. İşte ama Kritik der reinen Vernunft yani Kant'a göre evet. Aydınlanmanın bir ürünü niye çuvallamıştır? Evet. Onu o çok önemli bence. Şimdi benim kanaatime göre hep aydınlanmanın açısından bakıyorum. Yani perspektifin problemi açısından bakıyorum. Bir defa Locke aydınlanmanın İngiltere'deki ilk önemli ışığıdır. Mihenk taşıdır. İlk önemli büyük adamı. Ortaya koyduğum kriterler açısından da söyleyeyim sana. Bir, ne dedim ben? Aydınlanma neyle başlıyor? Önce doğada, doğa biliminde başarılı olan Newton'la ve diğerleriyle başarılı olan, doğa biliminde başarılı olan aklın önce bir defa kendisini ortaya çıkması var. Yani bakın, akıl önce doğaya gidiyor, doğada başarılı oluyor. Sonra şöyle düşünüyorlar. Yahu bu doğada bu kadar başarılı olan akıl nedir? Nedir? Bak o kitapların hepsi, gördün, Hume de öyle. İşte Inquiry into Human Understanding. Inquiry into, hep böyle başlıyor değil mi? Tabii. Yani insan İdrakine, zihni üzerine bir investigation, bir inquiry, yani bir araştırma. Anlatabildim mi? Şimdi bunları başlatan mesele şey işte. Locke, İngiltere geleneği. İngiltere geleneği buna çok da uygun. Yani 17. yüzyıl felsefesi, efendim Hobbes'tir, efendim Leviathan, Spinoza'dır. Böyle gene Descartes gibi ve Descartes'tir. Yani böyle büyük sistemler inşa ederler. Doğa bilimlerine paralel sistemler inşa ederler. Yani doğa bilimlerinde elde edilen başarıları işte insan zihni veya evren tasarımı içinde paralelini yaratırlar. Ama Tepalok, hani durun bakalım şu insan zihnini bir konuşalım falan demeye başlar. İnsan zihnini bir konuşalım demenin arkası şeyde gelir, Hume'da gelir. Kant'ta gelir. Evet. Ha, birincisi bu. İkincisi ne dedim? Hoşgörü fikri. Hoşgörü fikrinin kurucusu gene Locke. Çünkü hoşgörü üzerine mektupları var adamın. Adı da bu zaten. Ve İngilizlerin büyük kazancıdır o. Evet tabii. Çok büyük kazancı. Bak hoşgörü üzerine mektupları var. Efendim tabii o yani hoşgörüyü bir Kant gibi vesaire akılsal olarak temellendirmez. İngiliz felsefesi genellikle empiristtir. Peki bir şey soracağım. Bu araya lafını evet. Unutmadan. Bugün Anglo-Sakson demokratik anlayışın arasında... Gayet tabii. İşte oraya geleceğim. Tamam. Oraya Lock geleceğim. Locke var. Yani Locke var. Oraya geleceğim. Doğru. Hoşgörü üzerine mektubunu yazdı. Yani insanların hoşgörülü olması gerektiği dinle, monarkın diniyle, efendim insanların inançlarının, ruhsal inançlarının birbirlerinden ayrılması gerektiği, hatta işte monarkın kendi dinini insanlara empoze etmemesi gerektiğini, çünkü empoze edemeyeceğini. Mesela şey der ki Hobbes, şeyin dini, tebaanın dini monarkın dinidir. Leviathan. Anlatabildim yani mi? Devlet, evet. Dev bir güçtür. Yani devletin dini ve monarkın şeyin dinidir. Anlatabildim mi? Öbürü gelir der ki, bu proje bir işe yaramaz. Çünkü vicdan veya bilinç veya ruh zorlamaya gelmez. Anlatabildim mi? Yani monark onun vücuduna hükmedebilir. Tebaanın. Ama ruhuna hükmedemez ki. Şimdi artık daha öbür taraflara gelmiyorum. Hristiyanlıkla ilişkilerine falan gelmiyorum. Hoşgörü. Geldik şimdi şey yani yönetim üzerine. İki eserine. Yönetim üzerine. Yönetim üzerine iki eserinde ne gidiyor? O zamana kadar yönetici yönetiminin ve egemenliğinin meşruiyetini neyle tesis ediyor? Tanrı'nın Adem'e bilmem yetkisini devretmesiyle vesaire yani efsanelerle.
Oysa ki adam geliyor diyor ki bunlar hepsi hava gazı. Yani Locke. Bu yönetimin meşruiyetinin bir tek temeli vardı. Bugün de onu kabul ediyoruz. Rıza, rıza. Kimin rızası? Yönetilenin rızası. Yani buradan ne gelecek? Ya tamam. Demokrasi gelecek. Evet. Buradan cumhuriyet gelecek. Yönetimin rızası, yönetilenin rızası. Yönetilenin rızasına dayanmayan, uzaktan Tanrı'ya gönderilen, meşruiyetini Adem'den alan her türlü teorinin hiçbir anlamı yoktur. Müthiş bir fikir bu. İşte onun için buradan şey gelecek. Amerikan istiklal şeyi bağımsızlık savaşı bildirisi. Şimdi bak hoşgörü. Burada hocam bir saplama yapabilirim. Ama az şey mi bak bir düşün tabii. Bunları bak. Az şey mi bunlar? Ne kadar inanılmaz şeyler söylüyor. Bakın Locke'la ilgili ben burada bir saplama yapayım. Ya reklamdan önce senin saplaman daha vardı onu da unuttuk bak şimdi. Hayır onu yaparız. Amerikan şey istiklal bildirgesi yazılıyor. Thomas Jefferson yazıyor. Benjamin Franklin'e gönderiyor. Şuna bir bak diyor. Orada bir laf var. İşte insan haklarını falan anlatıyor. And these are God-given diyor. Tanrı'nın verdikleri. Benjamin Tanrı tarafından verilmiş olarak. Evet. Benjamin Franklin bir tek onu düzeltiyor. Çiziyor üstünü. These are self-evident diyor. Apaçık. Apaçık, açık seçik. Tanrı tarafından bana verilmedi. Bunlar dediği gibi hocanın kendinden açıktır diyor. Apaçık. Locke'dan geliyor çünkü. Locke şey onun diyor. İçin söyledim. Ha. Onun için şimdi bu saplamayı yaptım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tabii Benjamin Franklin az bir adam değil. Çünkü Locke'dan Benjamin Franklin'e epey mesafe var da ondan. Evet. Yani ama Benjamin Franklin... Peki mutluluk fikri. Ki Amerikan Anayasası'nda da var. Mutluluk fikri. Herkes kendi mutluluğunu arama hakkına sahiptir. Tabii Amerikan anayasası bir yerde çuvallıyor. Onu da Humboldt söylüyor. Nerede çuvallıyor? Kölelik. Kölelik. Humboldt'u çok rahatsız ediyor. Yani gidiyor bakıyor. Diyor ki şahane bir sistem bu. Diyor. Ama? Demokrasi mi? Ama. Bu adamlar ne olacak diyor. Ve Thomas Jefferson bunu biliyorsunuz davet ediyor işte Beyaz Saray inşa halinde. Falan Humboldt'un çok hoşuna gidiyor. Bataklık içinde bir şehir çıkıyor falan. Humboldt bakıyor o Beyaz Saray'ın inşasında çalışan zencilerin hepsi köle. Humboldt diyor ki şimdi bu diyor İstiklal Beyannamesi'yle bu nasıl uyuşuyor bu diyor. Ama bunu Humboldt çok politik bir adam. Jefferson'a bir türlü söylemiyor. Araları bozulmasın diye. Çünkü çok iyi araları. Fakat söylemiyor. Ama onun sıkıntısı 50 yıl sonra çıkıyor. Amerikan iç harbi. O çözüyor mu sorunu? Hayır. Hala devam ediyor aynı şey. Hala devam ediyor. Hoca başka bir şey söyleyeyim. Önemli olan ilkedir. Tabii. Şimdi ilke bütün insanlar doğal olarak veya doğadan vazgeçilmez, devredilmez haklara sahiptir dediğin andan itibaren kölelik meselesi gayrimeşrudur. Tabii, tabii. Fiilen o sırada aktüel olarak, tarihsel olarak kölelik devam ediyor olsa devam bile. Ediyor olsa bile gayrimeşru. Orada orada dinamit var. İşte felsefenin güzelliği buradadır. Hocam. Orada dinamit var. Ve burada şimdi tekrar Locke'a gelelim. İngiliz İmparatorluğu. Hatta orada şey var mı? Bütün insanlar derken kadın erkek ayırıyor mu orada? Hayır. Ama sistemin kendisinde uygulamasında Amerika'da da ayrım var, yok mu? Var. Ne olacak? Hiçbir şey fark etmez. O oraya girer. İlkeyi koymuş oraya ulaşır sonra. Büyüklüğü buradadır. Evrensel ve genel düşünme sonucu budur. Önce kabul etmezsen kıvranırsın. Önce kabul etmezsen kıvranırsın. Ama bir süre sonra... İşte İngiliz İmparatorluğu... Mesela o. Ya 1807'dir ya 1808'dir yasaklıyor köleliği. Ve diyor... Ben diyor donanmaya emir veriyorum diyor. Köle taşıyan her gemiye el koyma hakkımız vardı. Ve İngiltere, İspanya'nın Afrika'dan İspanyol kolonilerine köle taşıyan gemilerine el koyuyor hocam. Çok da meşhur bir olay, Amistad olayı vardır bilmem onu. Biliyorum biliyorum filmler... Filmi film şahaneydi. Ne kadar filme alındı. Yani Anthony Hopkins'in orada John Quincy Adams'ı oynadığı o şahane ve o gerçek bir olay. Evet biliyorum. Yani İngiliz donanması
İspanyolların köleleri götürüp biriktirdikleri kaleyi topa tutmuştur. Hı hı. Geldik mi Loka? Hı hı. Siz dediniz ya, bir kere fikir ortaya çıktı mı? Tabii, kavram. Evet. Kavram. İngiliz parlamentosu diyor ki bununla biz devam edemeyiz diyor. Aynen. Amerikalılar kuduruyorlar. İngiliz diyor ki topa tutarım gemini. Hı hı. Çok önemli bir şey. İşte bunu sanayi devriminden sonra söylemeleri daha da önemli bir şey. Evet. Yani bunun şey şartları, tarihsel şartları, hiç bunların bir önemi yok. Yani şunu da diyebilirsin. E canım, bunların gerçekten uygulama imkanını bulması tarihsel olarak şu şartlardan ötürü olabilir. Biz şeyden konuşmuyoruz zaten. Bu işin ilkesinden konuşuyoruz. Bu işin özünden konuşuyoruz. Bu aydınlanmaya uygun mu? Evet. Rıza kavramı, hoşgörü kavramı, efendim doğal haklar kavramı. Bak onu da hiç konuşmadık. Doğal haklar diyorlar bunlar. Şimdi sen söyleyebilirsin ki ya Ahmet, ama şimdi doğal haklar diye bir şey var mı artık? Yani insanlar doğal hakları falan kabul ediyorlar mı? Önemi yok. Ama doğal haklar doğal olmamakla birlikte. Evet, aynen öyle. Diyelim, öyle. Bak şimdi. Bir onu diyecek. Doğal haklar doğal olmamakla birlikte doğal bir şekilde bir hukuk sisteminin temelini tabii, teşkil eder. Bir sosyal kontrat. Bir sosyal kontrat. Hep bunlar Locke'dan. Tabii. Hep bunlar Locke'dan. Ve şimdi isterseniz Kant'a doğru gelelim. Gel. Neden gelmek istiyorum? Hmm. Şimdi bütün bu fikirler ortaya çıkarken İngiltere'de siz çok güzel bir şey söylediniz. İngilizler pratik adamlardır. Pragmatik. Pragmatiktir. Hı hı. Şimdi Kant iyi bir Alman olarak hı hı. bakıyor, diyor ki gerçeği nasıl buluruz? Geldik Descartes'in sorusuna. Ve diyor ki bu gerçeğin bulunduğunu biliyoruz. Bunu Newton'a dayandırıyor. Evet. Diyor ki Newton gerçeği buldu. Kesin. Fakat şunu da biliyor Kant. Ama diyor Hume'un da dediği çok mantıklı. Hı hı. Arkadaşlar 16 numaralık şeyi yansıya alabilir miyim? Eğer diyor Hume'un dediği doğruysa, ki mantıken hayır demek mümkün değil. E o zaman Newton'un yaptığı mümkün olmamalı diyor. Ama mümkün. Bu nasıl oluyor diyor. Bunu üstüneyi unuttun sen de ben söyledim. Ha. Tamam mı? Şimdi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoca dikkat et. Aha, tamam mı? Hı. Evrende kesin olarak doğru diyor bu Newton'un bulduğuna. Şimdi bunu peki diyor Newton nasıl buldu? Orada Kant malum a priori, yani bizim doğuşla birlikte getirdiğimiz bilgiler var. Örnekleri meşhurdur. İşte bir üçgenin iç açıları 180 derecedir. Bunu diyor öğrenmeye lüzum yok. Bunu diyor herkes gördü mü bilir. Yani bir üçgen aslında iki dik açının toplamıdır. Tamam. Üçgenin iç açılarının değeri falan. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Aslında Kant Aristo'ya geri dönüyor. Hiç istemese bile. Aristo'nun nus kavramına geri, idrak kavramına geri dönüyor. Ve insanın diyor bir idrak yetisi var. Biz diyor bir şekilde doğruyu buluyor. Şimdi buradan ben Wilhelm von Humboldt'a geleceğim. Wilhelm von Humboldt'un şahane bir makalesi vardır. Prusya Bilimler Akademisi'ne 1821'de takdim etmiştir bunu. Aufgabe des Geschichtsschreibers, tarih yazıcının görevleri. Burada Humboldt diyor ki, tarih dediğin zaman diyor, herkes zannediyor ki işte Sezar onu yaptı, bu bilmem. Bunları kesin biliyoruz. Hayır diyor. Bunlar hakkındaki bilgilerimizin hepsi bölük pörçük diyor. Biz diyor kafamızda bunları tamamlıyoruz. Ve bir hikaye uyduruyoruz. Ve bu hikaye diyor her zaman yanlışlanmaya müsait. Bir tarihi olayı sen kafanda kurarsın. Ya bu böyle olmuştur dersin. Fakat bir belge çıkar, onun öyle olmadığını gösterir. Şimdi siz Alman romantiklerini savunurken şeyi dediniz işte Fichte ile beraber değişik milletler, değişik kültürler falan diye. Aklıma Leopold von Ranke geldi. Şimdi Leopold von Ranke, bugünkü tarihçilere de sorarsan modern tarih yazıcılığının
başlangıcı derler. Bence öyle değil. Modern tarih yazıcılığı ne yazık ki onun peşinden gitmiştir. Fakat aslında gitmesi gereken adam Humboldt'tur. Ranke diyor ki model falan yoktur diyor. Tarihin görevi nedir? Şunu söylemektir. Wie es eigentlich gewesen. Nasılsa öyle anlatmaktır. Şimdi bunu biliyorsunuz bizim Samsatlı Lukianus da söylemiştir. Ta ne zaman? Fakat bu mümkün değil. Şimdi Ranke aptal bir adam değil. Bunun da mümkün olmadığını biliyor. Peki ne yapacak? Ranke diyor ki ben diyor model falan yapmıyorum. Her kişiyi kendi başına ele alıyorum. Bunların ilişkilerine bakıyorum. Fakat diyor bunların hepsi diyor bir yerde Tanrı'da birleşiyor. Ranke çok dindar bir adam. Tanrı'yı model olarak alıyor. Tabii Tanrı'yı model aldığınız an sizin kurduğunuz modeli kontrol etme imkanınız kalmıyor. Ve onun için romantik Alman tarihçiliği çuvallıyor. Halbuki Humboldt'un tarihçiliği aydınlanmanın tarihçiliği. Onu takip etmiyor. Bugün dahi hocam tarihçiler farkında olsalar olmasalar Ranke'nin peşinden gidiyorlar. Humboldt'un peşinden gitmiyorlar. Bunun sıkıntısını inanır mısın Fatih? Jeoloji çekmiştir. 20. yüzyılın başına geliyorsun. 20. yüzyılın başında Emil Ogg gibi ki Alsaslıdır aslen. Hans Stille Alman, Leopold Kuba Avusturyalı. Bunlar çeşitli modeller kuruyorlar. Bu modellerin hepsini varsayımı şu hocam. Gerekli bütün bilgilere sahibiz. Halbuki değilsin. Gerekli bütün bilgilere sahipsen kurduğun model yanlışlanamıyor. Daha doğrusu tenkit edilemiyor. Ve bu dogmatizme götürüyor. Tarih dogmatizme gittiği zaman karşınıza Marx çıkıyor, Hitler çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Marx'la Hitler'i birleştirmen de enteresan ha. Hayır, neden? Çünkü çok basit. Aslında hocam, bence haklı tarafı var. Peki. Tabii neden? Çünkü Marx ne diyor? Tarihin yanılmaz kanunları vardır. Güzel. Bunu dedin mi? Zaten yapıyor. Bittin. Hitler ne diyor? Biyolojinin yanılmaz kanunları vardır. Bu da yanlış. Şimdi ne demek istediğini anladım. O biyolojinin yanılmaz kanunları 6 milyon insanın fırınlanmasına yol açtı. Marx Efendi'nin o yanılmaz kanunları bir Timoshenko yarattı. 10 milyon insan açlıktan öldü Ukrayna'da hocam. Bu herifler o Stalin salağı yüzünden. Şimdi romantizm dogmaya götürüyor. Historicism çok güzel. Dogmaya götürüyor. Halbuki aydınlanma bunun önüne geçecek kuralları çoktan koymuş. 19. yüzyıl giderek bu kurallardan sapmış. İçinde sapmayan adamlar var. Bunların hemen hemen hepsi doğa bilimlerinde. Mesela jeolojide biz yüzü biliyoruz. Şimdi ilginç bir konuya geldin sen. Yani biraz sonunu konuşalım. Yani aydınlanmanın etkileri, sonuçları bizim hayatımızda, toplumların hayatında, batıların hayatındaki önemli anlarda, önemli yerlerde, önemli kavramlarda gördük. Aydınlanmanın aydınlanma olarak bir bitişi var mı? Onu soracağım. Bunu böyle daha farklı bir şey sormayı planladım. Evet. Nasıl istiyorsan öyle sorarım. Bir reklam arası vereyim. Sonra tamam. Hem aydınlanmayı konuşalım hem de şimdi Ceylin'in şimdi şu bahsettiği konudan yola çıkarak şurasındaki madalya var onu soracağım. Ceylin. Ah hemen söyleyeyim mi? Dönüşüme yoksa reklamdan sonra. Yok söyle hemen. Hayır hemen söyleyeyim. Oraya bu, bir şey normalde takmadığın iki şey evet, takmışsın. Leibniz bilim cemiyetinin rozeti bu. Bunu buraya takmamın sebebi bu cemiyet Almanya'da muazzam bir imza kampanyası başlattı. Şansölye Schulz'a gönderilecek mektup. Mektup da şunu diyor. Lütfen Ukrayna'ya silah vermekten vazgeçin. Yani diyorlar savaş kışkırtıcılığından vazgeçin. Elinizden geldiği kadar barış görüşmelerinin başlaması için çalışın. Bu o kadar güzel bir laf ki. Yani bu Amerika'nın savaş kışkırtıcılığına mani olun diyorlar.
Ben de aynı fikirdeyim. Onun için bu bildiriye de her imza attım. Sen zaten galiba bunu Fatih'e yazdın. Fatih de o mektubu yayınladı. Şu tam Amerikanın... Yok, tam yok, bu değildi. Tam bu değildi. Tam bu değildi. Ama espri aynıydı. Espri aynıydı. Hatırlıyorum ben. Aynıydı. Bu espri Almanlar aynı. Oturmuşlar. Şahane bir mektup yazmıştı. Uzun bir mektup. Şansölye'ye hitaben. Arkasında hocam sayfa sayfa indi. Bana yazdığı mektubun özü şuydu. Bir tarafın haksız olduğunu düşünmek, diğer tarafın haklı olduğu anlamına gelmez. Aynen öyle. Biliyorum, anladım, hatırladım. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Putin'in haksız olduğunu düşünmek Amerika'yı haklı yapmaz. Biliyorum, yani biliyorum, Amerika'nın haksız olduğunu düşünmek Putin'i haklı yapmaz. Dediği bir yani noktaydı. Yani ortada dünyayı ateşe atacak iki akılsız var. Yani siz şeyi çok iyi hatırlarsınız, Küba krizini. Hatırlıyorum. Orada Bertrand Russell çok ağır bir mektup yazmış. Hatırlıyorum onu. Onu da hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Kennedy'ye evet. Ağır bir mektup yazmış. Yani telgraf çekmiştir. Aynı durumdayız ya. Öyle. Yani lütfen aklınızı başınıza alın. Üzerinde oturduğunuz cephanelikler çok değildi. Şu an biliyorsun Avrupa'da pek çok ülke, özellikle Ukrayna'ya yakın ülkelerde sürekli olarak nükleer tatbikat yapılıyor. Yani nükleerden korunma tatbikat yapılıyor. Abicim korunamaz. Çünkü bu meret, yani Japonya'da, Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atılan bombaların tesirleri, ya inanır mısın Fatih, hala sürüyor be. Korunamazsın. Yani o an için hayatta kalırsın, fakat radyasyon öldürür. Ve şu anda... Dünyayı öldürür. Dünyayı öldürür. Hocam şu mesela Avustralya'da şöyle yapmışlar, iotapları dağıtmışlar hastanelere, eczanelere, ücretsiz olarak vatandaşlara verecek bir nükleer saldırı olursa diye. Abicim ne işe yaradı? İşte. Hiç. Bir ara. Şöyle hocam, Kant'tan da yeterince bahsettik mi sizce? Hayır. Çünkü şimdi biz Kant'ın Aristo'ya dönmek zorunda kaldığını söyledik ve dedik ki bu aydınlanmayı tehlikeye atmıştır. Evet. Ve romantizm buradan açılmıştır. Mesela Russell falan gibi adamlara okursan Kant'ı idealist olduğu için eleştiriyorlar. Bir yere kadar doğru. Fakat Kant'ın idealizmi bir Fichte'nin falan idealizmi gibi değil. Kant aslında diyor ki biz yani human dediğini söylemek istiyor Kant. Fakat human vardığı neticeye de varmak istemiyor. Yani Russell'ın çok güzel bir lafı vardır. Diyor ki eğer human mantığını sonuna kadar götürürsen bilim yapamayız demektir diyor. Yani tüme varım hiçbir şey dayanan, ne derler, mantıki dayanağı yok ama kullanmak zorundayız diyor. Şimdi Kant bunun hiçbir, yani tüme varımın hiçbir mantıki dayanağın olmadığını fark etmiş. Çok zeki bir adam. Hume'un koyduğu bariyeri görmüş, derdi bu bariyeri nasıl yıkarım? Fakat bulduğu çözüm Aristo'ya dönüş. Fakat aslında Kant diyor ki biz kainatı aklımızda yaratırız baştan. Yani biz diyor şuna bir şey diyoruz. Kupa diyoruz. Niye biz buna kupa diyoruz? Çünkü benzer kupalar görmüşüz. Bir kupalılık kavramı var. Ama bu Platon'un ideyası gibi değil tam. Fakat kökü oraya dayanıyor aslında. Üniversallere dayanıyor. Değil mi? Buna ben niye kupa diyorum? Çünkü kupa görmüşüm. Fakat bir vantuz aletini göstereyim sana. Şimdi bileydim buraya geleceğimizi getirirdim bir tane. Amerikan vantuz aleti. Bak bu nedir diye sorayım sana. Dersin ki ya bu kokteyllerde içki dağıtmak için herhalde icat edilmiş bir şeydir. Bir bardaktır. Neden? Çünkü aklına gelmez onun vantuz aleti olduğu. Hakikaten de çok şeye benziyor. Kokteyllerde kullanılan güzel kadehlere benziyor. Şimdi orada bir yanlış modelleme var. Bu yanlış modellemeyi kontrol mümkün. Gider bakarsın, sorarsın, derler ki kardeşim bu vantuzdur, kusura bakma. Dolayısıyla senin dediğin yanlıştır. Kant buraya varamıyor. Kant diyor ki işte bu bir kupadır. İçkidir veya bir kupadır, bu bir kadehtir. Dolayısıyla ben bunu nasıl biliyorum? Çünkü a priori bilgilerim var.
A priori bilgin ne? Onun veya onun benzerlerinin kadeh olduğu. Ama yanlış o a priori bilgi. Peki sen doğarken tabiatın sana verdiği bilgi yanlış olabilir mi? Evet olur. Çok basit. Ben bunu okuduydum birkaç yerde fakat Asım doğduğu zaman kontrol etme imkanı buldum. Asım doğdu. Asla Asım. Doğuştan çekiyordu. Sorma. Asım doğdu. Oya'ya getirdiler. Hocam sanki birisi öğretmiş gibi meme arıyor. Ve kendi kendine yapıyor. Nereden biliyor bu herif bunu? Değil mi? Bu bir içgüdü. Ve hemen Oya yani sütünü verdi. Çok ha. Daha düşük zekalı yaratıkların yavruları. Ya köpek yavruları aynısını yapıyor. Şimdi şunu düşün. Annesi öldü. Vahşi tabiatta cereyan ediyor bu olay. Ne olacak? Romulus'la Romulus olacak. Yani o olmuyor ne yazık ki. Değil mi? Yavru ölüyor. Yani hipotezi yanlışlanıyor. Demek ki o a priori bilgi dediğin şey de bir hipotez. Bunu ilk defa bu açıklıkla Konrad Lorenz söylemiştir. Rückseite des Spiegels diye onun şahane bir kitabı vardır. Aynanın arka yüzü diye. Yani onu bütün seyircilerimize tavsiye ederim. Onu mutlaka okusunlar. Bütün seyircilere. Bütün seyircilere. Türkçe'ye çevrildi mi? Vallahi bütün seyircilere tavsiye ederim. Eğer çevrilmediyse de birisi çevirsin. Ayıp yani. Konrad Lorenz'in kim olduğunu bilmiyorlarsa. Yani hayvan davranışı biliminin yaratıcılarındandır ve bu yüzden Nobel bayılıyor, almış. Bayılıyorum senin bu ilimselliğine. Yani bunu herkesin okuması lazım. Çünkü Lorenz orada aslında bütün yaşamın hocam bir bilgi oluşturmak ve bilgi transfer etmekten ibaret olduğunu söylüyor. Bizim yaşam dediğimiz şey diyor, bir bilgi oluşturma sürecidir ve bilgi transfer sürecidir. Şu an biz transfer aşamasındayız. Şimdi hayır yani biz şu anda böyle transfer ediyoruz ama bir dişi bir erkek çiftleştiği zaman onlar da bilgi transfer çok ediyorlar. Değil mi? Çocukta bu birleştirilen bilgi tezahür ediyor bir şekilde. Değil mi? Veya tek bir hücreyi al, mitoz yapıyor, ayrılıyor. Aynı bilgi ikisinde de var. Aynı bilgi ikisinde de var. Değil mi? Ya bilgiyi çoğaltıyor bu şekilde. Dolayısıyla Kant'ın a priori görüşü kurtarmıyor işi. Onun için işte Russell gibi adamlar dönüyorlar ama biz tüme varıma mahkumuz diyorlar. İşte ilk defa Popper diyor ki hayır değiliz diyor. Popper diyor ki şu sıkıntıdan kurtulalım diyor ki ben aydınlanma tartışmamızda herhalde orada noktalarız diye düşündüm. Kesin bilgi arzusu var ya, bu kesin bilginin elde edilebileceği düşüncesinden kurtulmamız lazım. Bizim insanlığın yani belin... Her şeyin teorisi fikri yanlış fikir mi? Her şeyin teorisi fikri yanlış olabilir. Bilmiyoruz. Ya bütün sıkıntı şu. Bilmiyoruz diyebilmemiz lazım. Değil mi? Bizim belimizi büken kesin bilgi istememiz. E kesin bilgi niye istiyoruz? Çünkü bu evrimin bize verdiği bir huy. Çünkü kesin bilgi olursa ben hayatta kalacağım. Mücadele edebileceğim. Kesin bilgim yoksa ben çuvallayabilirim. Niye hiç bilgi aramadan geçen hayatlar? Fatih biraz aydınlanmaya dönelim mi? Bence dönelim. Bence dönelim. Hocam başka bir yere gelmek için şimdi. Celal'i serbest bıraktığımız anda değerli hocamızı o böyle uçup gidiyor. Ama bak bu aydınlanmaya gelip bağlanıyor. Hmm. Tamam şimdi ben onu bir yerden bağlayacağım sen merak etme. Bağlayabilirsem. Hocam şimdi çok konuşan şeyden bir tanesi. Yine konuyu biraz dine getireceğim. Çünkü aydınlanma ile din arasında muazzam bir çelişki var gibi geliyor bana. Sürekli olarak bir çelişki var. Yani inan dogma ile akıl arasındaki çelişki belki. Şimdi hep bahsedilirken şöyle işte. İslam başlangıçta çok iyiydi. Hakikaten baktığın zaman bir İslam'ın bir altın çağı var gerçekten. Bilime önem verildiği, katkı sağlandı falan filan. Başlangıç değil o. Birkaç yüzyıllık bir süreç. Başlangıç değil. Mesela orada bir İslam aydınlanmasından bahsetmek mümkün mü? Ve oradan yola çıkarak aydınlanmaların sonu nerede geliyor? Mesela bu batıdaki aydınlanma da bir yerde.
sapıtmaya başlıyor. Patinaj çekmeye başlıyor. Ya da patinaj çektirmeye başlıyor. Nerede patinaj İşte yapıyor? İşte bahsettiği romantikler, bahsettiği aynı yerden yola çıkarak gelen bir takım diktatörler, aydınlanmacı diye yola çıkan ama sonra aydınlanmacı olmayan diktatörler gibi. Neyse, şeyler. Girmeyelim oralara. İslam'da aydınlanma var mıdır o dönemde? Şimdi İslam dünyasının başlangıçta değil, onu söyleyelim bir defa. Ama işte 3-4 yıl sonra, özellikle 9. 12. yüzyıllar arasında şeyden gelen, esas itibariyle Yunan'dan gelen kitapların, hem bilim hem felsefe kitaplarının çevrilmesi ve onların problemlerini onların tarzında işlenmesinden ötürü, yani çok ayrıntıya girmeden söylüyorum, bir hareket var. Evet, felsefe bilim hareketi var. Şimdi bu felsefe bilim hareketine Kayıp Aydınlanma diye bir kitap var. Evet. Kayıp Aydınlanma daha yeni yayınlandı. Hatta evet, Orta Asya'da Timur Aydınlanması'ndan yani, evet, bahsediyor. Yani, hayır, yani işte o şey ne, Doğu İslam dünyasında ta baştan itibaren bir aydınlanmanın olduğu ve bu aydınlanmanın bir süre sonra kaybedildiği. Kaybedildiği, ha, Kayıp Aydınlanma. Güzel bir kitap. Müthiş bir kitaptır, bir olay. İki, ve İslam Hümanizmi diye de bir kitap var. Hatta ben çevirdim onu. Yani İslam dünyasındaki işte hümanist diyebileceğimiz çeşitli alanlarda, efendim tarih alanında, edebiyat alanında, mizah alanında da var. Yani bir aydınlanmadan bahsedilebilir mi? Tabii ki bahsedilebilir. Tabii canım. Neden işte o aydınlanma? Yani neydi bu? Aydınlanmayı nasıl tanımladık? Şimdi bu aydınlanmayı Batı'da tanımladığımız şekilde toplumun bütün alanlarına, bütün kurumlarına, siyasete, efendime söyleyelim, yansıyan bir adım var görmüyorum. Ama bilim var mı? Bilim var. Peki aydınlatılmış despotlar var mı? Var. Var, var, var. Abbasi hükümdarı. Ma'mun. Ma'mun. Evet, Ma'mun müthiş. O da var. Bunu anlatabildim mi? Hocam bunu şu yüzden sorayım, yanlış anlama yani. İlla değil. Dedik ya az önce İbn-i Rüşd'den bahsettik. Batı aydınlanmasının arkasında önemli bir fonksiyon olan İbn-i Haldun'dan bahsettik. İbn-i Rüşd'den bahsettik. Ya İbn-i Rüşd o kadar ilginç ki o Atina ekolü diye. Şimdi gene işte şey, Rönesans'ın adamlarını gösteren da, tabloda İbn-i Rüşd bile var. Vurunca öldürmeyelim. Öldürmeyelim. Vurunca öldürmeyelim. Vuralım ama hafif bir darbe vuralım. Yani tutup da şeyi karşılaştırmayalım. Batı aydınlanmasıyla İslam aydınlanması karşılaştırma. Ama şimdi aydınlanmanın ölçütlerini söyledim. O ölçütlerin bir kısmı var. Bir kısmı var. Yani bilim hareketi var. Arkasından felsefe var. Felsefenin siyaset felsefesi diye bir şey var. Bilim felsefe, bir ahlak felsefesi de var. Neden? Gene yani dine dayanan bir felsefenin yanında Aristoteles'ten gelen akılcı bir felsefe de var. Ahlak felsefesi hareketi de var. Siyaset felsefesi Farabi'de var. Siyaset bilimi ve felsefesi İbn Haldun'da da var. Ve hatta işte bu dönem için kullanılan da, tekrar ediyorum, kaybolan aydınlanma diye bir terimi de var. Var da hiçbir zaman için çeşitli nedenlerle, onu da söylemeyeyim, her zaman konuştuğumuz şey, yani Batı'daki gibi bir topyekün toplumun bütününü, kurumsallaşmayı, kendi kendini beslemeyi sağlayan ve ürünleri işte tolerans fikriyle, meşruti hükümet ve anayasal hükümet fikriyle, otonom insan fikriyle... Peki acaba hocam mesela şimdi... Sonuçlanan bir şey yok. Peki acaba o dönemde... Evet. Gutenberg o sırada ortaya çıkmış veya Gutenberg değil de İbni bilmem kim diye biri çıkıp matbaa icadesi değişir miydi kader? Zannetmiyorum. Bu olay o kadar basit bir olay değil. Yani tabii ki matbaanın önemi çok önemli ama mesele o kadar basit değil. Bu mesele yani çok zor bir mesele. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. İslam dünyası niye geri kaldı? Başlangıçta bu tür bir harekete neden oldu, hocam, yarattı. Çok net işte. Kilisede 1000 sene bastırmış. Evet, aklı. İslam'da o kadar bastırmaya çalışıyor. Yani mesela bu daha da doğru söylüyorsun. Yani bu daha sağduya uygun bir cevap. Yani bu bir de İslam'ın başına gelen felaketler var. Yani o Türk-Moğol istilası.
Hocam onlar da var. Şimdi gene aynı noktaya geleceğiz. Fakat Avrupa öyle bir yıkım görmemiş. Yani o Türk-Moğol istilası korkunçtur. Ya hiçbir şey ayakta bırakmamış adamlar. Yani meşhur laftır Bağdat'ta Dicle, 3 gün siyah aktı der. Hocam da Moğol istilası geldiği zaman zaten tükenmiş artık şeyler. O pınarlar, o kaynaklar tükenmiş. Zaten bitik bir şeyin üstüne geçiyor. O kaynaklar tükenmiş. Gene bana burada en içsel neden, yani İslam dünyasının kendi teorisinden, mantığından, özünden gelen içsel nedenler, dışsal nedenlerden ekonomik, siyasi... Daha güçlüdür diyor. Daha güçlüdür. Evet, doğru. Ben de katılıyorum. Yani ona hiç girmek istemiyorum. Yani orada başka olaylar var. Ya hocam Allah aşkına... Hayyam ölüyor. Adamı gömüyorlar doğduğu yere, Nişabur'a. İsfahan'dan Meşhed'e giden hacılar sırf Nişabur'a uğruyorlar adamın mezarına tükürmek için. Böyle bir toplumda aydınlanma pek olmaz. Yani Hayyam gibi bir adamı kullanamayan bir toplum. Şimdi bu İbn-i Rüşd'le konuştuğumuz zaman bu meseleye en azından bir cephesiyle daha derinden nüfuz etme imkanı lazım, buluruz. Doğru. Çünkü İbn-i Rüşd filozof, Gazali kelamcı, çatışmalar. İki dünya arasındaki ilişkileri yani şu anda konuştuğumuza göre çok daha derin, çok daha geniş şekilde ele alma imkanı buluruz. İçsel neden derken bunu kastediyorum ben. Yani çok ilginçtir o İbn-i Rüşd'ün Avrupa ile ilişkisi, İbn-i Rüşd'ün Doğu İslamıyla ilişkisi. Ya çok birbirine ters ya. Ya o bile bir işaret değil mi? Adam 1196'da falan ölür zannediyorum. Emin değilim ama veya 1206'da ölür. Şimdi adam 12. yüzyıldadır ve Doğu dünyası İbn-i Rüşd'ün farkında bile değildir. Evet. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama o sırada İbn-i Rüşd üzerinde İbn-i Rüşd'ün eserleri hemen o tarafta çevriliyor ve kavgalar veriliyor. Hem kavgalar. Ne kavga? Adamlar öldürülüyor. Ne kavgalar veriliyor? Siyasi kavgalar veriliyor. Kelami veya teoloji kavgalar veriliyor. Burada kavga mavga yok artık burada. Evet, doğru. Daha Moğol istilası başlamadı. Moğol istilası yok o tarafta. Doğru. Moğol istilası 100 sene sonra. Ya yani onun için hiç oralara girmeyelim. Hı-hı. Yani Paris Üniversitesi birbirine giriyor ya. Bu İbn-i Rüşd yüzünden. Evet. Peki, üniversite deyince. Aydınlanmada üniversitelerin rolü nedir? Yoktur. Batı'daki aydınlanmada yoktur. Güzel bir soru. Bence de yoktur. Niye yoktur? Çekelim, üniversite. Teolojinin yapıldığı yer. Aynen öyle. Humboldt Üniversitesi sonra da öyle. Sonra da öyle. Humboldt'a kadar öyle. Yani böyle bir ikilik devam ediyor. Yani adeta bizim dünyamızda efendim şeyle, medreselerle batıdan elde gelen kurumlar gibi. Yani bu Newton Üniversitesi'de değil. Anlatabildim mi? Kant da Üniversitesi'de değil. Hume da Üniversitesi'de değil. Voltaire de Üniversitesi'de değil. Ama neler var? Akademiler var. Yani burjuvazinin çok genel bir terim olarak kullandığını söylüyorum. 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan itibaren akademiler var. Bunlar kulüpler de var. Kulüpler ve akademiler. Akademiler özel. Devletle hiçbir ilgisi yok. Evet. İşte İngiliz yani adını İngiliz Kraliyet Akademisi diyor ama kral ona bir lütfen vermiş. Bağış veriyor. Şey gibi. Kendisine bir şey veriyor, teşvik ediyor. Bu Almanların Leopoldina'sı gibi. Aynen öyle, hiç alakası yok. İsmimi kullanabilirsiniz diyor. 70 civarında akademi var. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman Rusya'da akademi var, Avusturya'da akademi var, Fransa'da var, Almanya'da var, Prusya'da var, İngiltere'de var, akademiler var. Yani bilim orada yapılıyor. Orada gelişme imkanı. Bilimde kastediyorum, bayağı doğa bilimlerinden bahsediyorum. Tabii. Bayağı doğa bilimlerinden. Peki öbür taraf ne yapıyor? Öbür taraf teolojiyi devam ettiriyor. Yani biraz ondan etkileniyor, biraz etkilenmiyor. Çünkü o geleneğin devam ediyor. Bilmem hocam burada bir hesaplama yapayım. Kant'la ilgili. Streit der Fakultäten. Fakültelerin çarpışması diye bir kitabı vardır. Orada Kant şunu söylüyor. Diyor ki biz üniversitelere bakıyoruz diyor. Bir üst fakülteler var, bir alt fakülteler var.
Üst fakültelerde 3 tane fakülte var. En tepedeki ilahiyat. Onun altındaki hukuk. Onun altındaki tıp. Şimdi bunlar ne öğretiyorlar? 1. Allah'ın emirleri. 2. Allah'ın kanunları. 3. Allah'ın nimetleri. Bu 3 fakülte. Onun altındaki ikincil fakülteler, o kadar kıymetli olmayan fakülteler ne öğretiyor? Politika öğretiyor. Fizik öğretiyor. Biyoloji öğretiyor falan. Kant diyor ki bu diyor çarpık bir sistem. Aslında diyor ikinci denilen fakülteler diyor. Birinci olmalı. Birinci olmalı. Çok daha önemli bunlar. Bak Kant 1780'ler 90'lardan bahsediyoruz. Yani o kadar uzun bir zaman. Evet. Hatta Türkiye'ye gelelim şimdi. Cumhuriyet dönemi hariç. Atatürk'ün yapmak istediği şey hariç. Yani dil tarihçi coğrafya fakültesi. Bilim fakültesidir. Arkeolojidir, sümerolojidir, sosyolojidir, psikolojidir vesaire vesairedir. Şimdi bütün Türkiye'deki fakülteler ilahiyat fakültelerinin benzeri bir fakülte kuruluşuna doğru götürülmeye çalışılıyor mu, çalışılmıyor mu? Şöyle bir düşün, geniş düşün gene. Gene geniş düşün. E canım öbürleri de var. Ama öbürleri var ama Kraliçe Fakülte, öyle diyelim. Teoloji Fakültesi. Hocam bunu Kemal Gözler Hoca çok açık biçimde yazıyor zaten makalelerinde. E tamam. Ülkede gidiyor yani. Fıkıhçı sayısı, fıkıhçı profesör sayısı, hukuk profesör sayısının tamam işte. Kat be kat üstünde. Tamam. E demek ki yani bu dünyada olan, batıda olan gelişme en azından orta çağdan modern çağa geçerken karşımıza çıkan gelişme bizde de şu anda oluyor. Onun için gecikmeli oluyor. Anakronik ve arkaik. Ha ne bekliyoruz bizde? Bir kısmen var. Onun dışında, devletin dışında bir takım üniversiteler, enstitüler, araştırma enstitüleri, bilimsel araştırma enstitülerinin olmasını bekliyoruz. Yok değil. Çok az. Ama az. Fakat hepsi de yozlaştı zaten bu son zamanlarda. O da ayrı mesele. Yani bir felaket oldu. Mi? O da az. Yani henüz şey yok Türkiye'de. Yani o burjuvazi dediğimiz ve bu hareketlerin temelinde olması gereken kurumlar falan filan yok. Kurulan kurumlar da gene şey fakülte, devlet şeysi. Yani TÜBİTAK'ı kuruyorsun, TÜBİTAK da aynı şeyi yapmaya başlıyor. Zararsız şeyleri destekliyor ama. Yani zararsız şeyler, hatta bunların içerisinde mümkünse projeler ver de evrim teorisinin yanlış olduğunu kanıtlayacak şeyler de yapalım. Ha şunu da ama teknolojiye önem veriyoruz. Anlatabildim mi? Aynı Osmanlı'nın kapısı. Ama teknoloji demek bilim demek değil. Yani abi bilimin olmadığı yerde teknoloji olamaz. Çok çok kopya eder. Yani o da başka mesele. Bilim esas itibariyle bilimsel yöntemdir. Tabii. Bilim bilimsel zihniyettir. Anlatabildim mi? Hocam ben burada bilim, ilahiyat bilimsel sonuçlar değildir. İlahiyat fakülteleri hakkında bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da 19. yüzyılın ilk yarısında mesela bir Tübingen ekolü bir dakika, var. Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Ama sana şunu söyleyeyim. 1950'lerde 60'larda her zaman söylüyorum. İlahiyat fakülteleri de bilimsel fakültelerdi. Ya Şerafettin Yaltıkaya gibi bir adam. Bak onu da sana söyleyeyim. O ya, nasıl oluyor hocam? Yani fıkıhı bilimsel olarak incelerlerdi. Tefsiri buna İslami bilimler. Ama o İslami bilimlerin inceleme metotları, inceleme yöntemleri, inceleme şeysi Batı tarzındaydı. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya bu Tübingen ekolü. Onu da sana söyleyeyim. Mesela Avrupa'da İncil tenkidini adam gibi üniversite seviyesinde rasyonel temele oturtmuştur. Bir David Friedrich Strauss'un yazdığı bir İsa'nın hayatını düşünün. 4 baskı yapmıştır. Avrupa'yı birbirine kattı. Adam diyor ki bize diyor bugüne kadar işte bu Tanrı'nın emri, Tanrı'nın ilhamı diye öğretilen şeyler mitolojidir diyor. Yani teoloji de gerçekten çağdaş bilimsel metotlarla yapılmaz istemiyor. Dedi işte verdiği örnekler onlar. Tabii. Yani içinden veya dışından. Yani dinin tarihsel olarak Hristiyan, ya Hristiyan dini hakkındaki bütün o yapılan çalışmalar, İncil'ler üzerinde yapılan çalışmalar, ilk Hristiyan üzerinde yapılan çalışmalar, bunlar bilimsel çalışmalar. Evet. Yani dini bir apolojetik veya savunmacı zihniyetle bak ne kadar doğru söylemiş, ne kadar harika diye yapmak var. Dini insan bilimi olarak. Çünkü insan aktivitelerinden birisi. Evet.
en önemli sosyal kurumlardan birisi. Yani din sosyolojisinden bahsediyorum, din tarihinden bahsediyorum, karşılaştırma, din araştırmalarından bahsediyorum. Onu da yapmak mümkün. Tabii. Bunlar aslında Cumhuriyet'in o döneminde yavaş yavaş yapılmaya başlanmıştı. O adamlar, adlarını söylemeyeyim şimdi. Bir takım adamlar da vardı. Şimdi o tekrar neye döndü? Şeye döndü. Yani eski medreseye döndü. Medreseye döndü. Ama yani işlerinde tabii özel olarak şey yapamam. Yani şu şöyledir, bu böyle de demem ama havası bu. Hatta bir ara biliyorsun şeyi kaldırmaya çalıştılar. Bundan 3-5 sene evvel. Felsefeyi, mersefeyi ilahiyat fakültelerinden kaldırmaya çalıştılar. Kaldırdılar galiba. Ben emin değilim. Bilmiyorum. Yani birkaç tane şey yaptı. Yani dost bizi alışverişte görsün diye. Böyle. Ya, ama felsefe bölümleri bundan da ümitsizliğe var mı? Bunların hepsi gelir ve geçer. Şeyin dediği gibi hocanın neler atlattı İstanbul Teknik Üniversitesi. 250 sene. Ha, Türkiye'de neler atlatacak? Neler atlatıyor? Orada kimse ümitsizliğe kapılmasın. Ha, yalnız başımıza biz olsak derim ki o kadar hocam yani kısa vadede ve orta vadede ümitli olma. Ya dünya var, dünya. Bizim dışımızda bir dünya var. Yani biz derken kastettiğimi anlıyorsun. E bizim dışımızdaki bir dünya bizimle aynı yerde gitmiyor. Aynı frekansta gitmiyor. Orada peki gitmiyor sanki. Efendim? Orası da peki gitmiyor sanki. Neyi kastediyorsun burada? Dünya da çok iyi gitmiyor gibi. Başka alanlarda iyi gitmiyor. Ama bu konuştuğumuz alanlarda gidiyor. Ya bu konuştuğumuz alanlarda kimse o konulara tekrar dönmeyelim. Yani kimse hadi din devleti kuralım, hadi şeriatla idare edelim memleketimizi, hadi eğitime ve siyasete din gene girsin, hadi bilmem ne olsun, öyle bir şey yok yani. Bitti onlar. Onlar orada bitti. Bizde ise din merkezli projeler, dine dayalı kültürler, dine dayalı bilmem bilimler. Bunlar şeyler yok, bunlar geleceği yok. Merak etme ama. Bunların geleceği yok. İlahiyatçıların da buna inandıklarını zannetmiyorum. Bakın açıkça söyleyeyim sana. Vallahi ilahiyatçılarla hepimizle evet. Çok sen berabersin. Tanıyorum yani onların zihin dünyasını tanıyorum. Yani zannetmiyorum onların. Çünkü birçoğu Avrupa'ya gidiyor, orada eğitim görüyorlar. Sonra geliyorlar, buranın şartlarına tabi. Peki o zaman şunu sorayım. Aydınlanma bahsediyoruz. Bir sürü isimden bahsettik. Alman, Fransız, İngiliz, İskoç çevresi. Başka yerde aydınlanma süreci yaşamamış. Bu çok Avrupa'ya ait bir kavram gibi duruyor ve biz bunu konuştuk da bizi hep ya bunlar Avrupa aşığı kardeşim işte Çin'de bir medeniyet, orası da var, burası Çin'de da var. Çin'de aydınlanma da. Yok. Yani. Yahu, bak yine aynı noktaya geldik. Her zaman konuştuğumuz şeylere geldim. Yahu bu kavramlar kaynağı Batı olabilir. Batı'da başlamış olabilir. Aydınlanmanın sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti hatta Tanzimat yaşamadı mı? Bunu İran'da yaşıyor. Aynı ölçüde olmaz mı? Japonya yaşamıyor mu zannediyorsun? Hem de nasıl yaşıyor? Çin yaşamıyor yaşıyor mu? Ne demek istedim anlatabildim mi? Çin'de demokrasi yok mu? Veya cumhuriyet yok mu? Çin'de din devlet ayrımı yok mu? Japonya'da yok mu? Hukuk sistemi, medeni hukuklara adamların şey mi? Şeriat mı? Ya biraz şey yapmayalım yani biraz akıllı olalım. Kendimizi şey yapmayalım. Yani Avrupa'da tabii aynı ölçüde olmamak üzere Yunanistan'a da belli bir ölçüde sirayet etmiş. Yani 19. yüzyılda Yunanistan'da da aydınlanma izleri var. Bizde olduğu gibi. Polonya'da da var. Romanya'da da var. Yani tek tek isim saymayacağım bunları. Amerika'da zaten ne kadar önemli olduğunu söyledik. Uzak Doğu'da yani bu harekete tekabül edebilecek, yani onların da kendi aydınlanmaları diyebileceğimiz ve bu kendi aydınlanma içerisinde Batı'da ortaya çıkan kurumlara, değerlere, kavramlara, paralel kavramların inşa edildiğini söyleyebileceği bir durum yok. Yani mesela Mao'nun kültür devrimini bununla paralelleştirmek. Hayır. Yok, ne demesin? O zaman her şey birbirine benzer. Yok. Hayır, Mao'nun kültür devrimi yıkım yaratmıştır. Evet. Ben gördüm onun yani korkunç bir şey. Onu yaşayanlarla gerek da gerek de yok ayrıca buna canım. Evet. Aydınlanma Batı'da o geçen kavram. Meiji imparatorunun Japonya'da yaptığı o şu demek. Biz çuvalladık. Düzelmek için de Avrupa'yı örnek almak zorundayız. Güzel. Almanları çağırmışlardır, bilmem neleri çağırmışlardır. Hollandalılar çağırmışlardır. Evet. Tıpta tabii. Çin'de Hollandalılar dayanmışlardır. Japonya'nın ilk jeoloji servisi şefi Naumann'dır. Evet. Almandır. Evet. Ama Japonya bunu
büyük ölçüde sürdürebilmiş. Mesela bakın biz sürdüremiyoruz. O çok büyük bir sıkıntı. O da aynı mesele. Gene aynı şeye geleceğim. Yani o biraz belki de şeye dayanıyor. Ekonomiye dayanıyor. Ekonomiye dayanıyor ama ekonominin temelinde de başka olaylar var. Japon dini başka bir din. Evet, o Şintoizm. Doğru. Tabii. Hiç alakası yok. Tabii. Yani dünyada aydınlanmayla, batıdaki aydınlanmayla, nasıl ki batıdaki kapitalizmle, nasıl ki batıdaki merkantilizmle, batıdaki hümanizm hareketiyle, batıdaki reform hareketiyle karşılaştırılabilecek bir takım şeyler yoksa o da yok. Yok. Bütün doğru. Bunlar batı fikirleri. Evet. Yani bunlardan batıya karşı özgün, kültürel, Asya toplumlarının kendi bünye, kendi özlerinden çıkan bunların hepsi boş laflar, boş. Ve yani efendim bu Avrupa merkezciliktir falan diyenler de tabii ki havanda su dövüyorlar, saçma sapan bir şey o. Geçen gün de hatırlıyorsun, seninle konuşmuştuk, geçen sefer de yaptığımız oryantalizm tenkitlerini konuşmuştuk. Ya o bir felaket. Yani ona ne koydu? Yani bakın ona... rahmetli Fuat Sezgin bu oryantalizmi tenkit edenlere çok ağır laflar söylüyordu. Ben de ağır laflar söylüyorum. Yani Fuat Hoca o müzesine şükran duyduğumuz oryantalistler diye liste astırdı. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Mesela sana sallayanlar var ya. Diyorlar ki hoca ona selam bile vermezdi. Sürekli oradan bahsediyor. Hocayı Türkiye'ye ilk getiren benim. Hoca... Biliyorum, ben biliyorum onu da. Benim, hoca buradaki bazı işlerini bana takip ettirirdi. Evet. Hatta kız kardeşinin bazı işleri olduğu zaman o telefon ederdi, Celal derdi. Sen şuna bir ilgileniver. Biz hocayla çok yakındık. Biliyorum. Ben gayet biliyorum. Yani inanmayan gelsin imzalı kitaplarına baksın bende. Ya Fuat Hoca çok zeki bir adam. Doğru. Ya bunlarla hiç mukayese edilmez. Tövbe yani. Yani Fuat Hoca... Geçen seninle yaptığın programda da söylediğim gibi, eğer bu oryantalistlere kaldırırsanız İslam fıkhı üzerine, İslam mezhepler tarihi üzerine, hatta Muhammed'in biyografileri üzerine, İslam tarihi üzerine, İslam tarihi üzerine, yani İslam tefsiri üzerine hiçbir şey kalmaz. Çalışma yapamazsınız. Evet. Ya sen mesela İslam Kur'an tefsirinde İgnat Goldsier'i kaldırır. İşte ne kalıyor çalıştır. Geriye ya? Evet. Onu kaldır, Şahtı kaldır, Remle'yi evet. Kaldır. Ne bulacaksın? Şeyi kaldır, öbür Rosenthal'ları kaldır. Ya. Erwin Rosenthal'ı kaldır. Kimi koyacağız onun yerine? Öyle bir İbni Haldun tercümesi yok ya. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunların hepsi boş laf, boş. Bunlar fakir tesellisi. İşte biraz aslında oraya gelecektik ama zaman kalmadı. Var var zamanımız. Hayır, bu postmodernizm. Postmodernizmde bir bela var. Evet. Şimdi postmodernizm Avrupa'da modernizmin ve aydınlanmanın o yaratılmış olduğu dünya içerisinde doğal olarak bir eleştiri olarak çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani diyor ki işte bu akla karşı duyulan güven, toplumları incelediğimiz zaman böyle bir evrensel şey yok vesaire vesaire. Olur. Buna da mantıklı incelemek. Yani aynı aklın ürünü. Bizde postmodernizm şu batılılarda nasıl kurtulacağız? Şimdi aydınlanmanın değerlerinden nasıl kurtulacağız? Bilmem anlatabildim mi? Fakat Avrupa yani... Hatta şu vardı bir zamanlar. Bir zaman şu vardı. Ben severdim. Bundan 20 sene evvel. Şimdi o bile yok. Hep şöyle yapılırdı. Modernizmi atlamak için postmodernizmi savunmak. Şimdi modernizm, işte biraz evvel söylediğimiz modernizm bunlar. Modernist dünyanın yarattığı kurumlar. Ne yapalım bunları? Bunları postmodernizmle. Bak ama bütün bu tezler, bu tezlerin hepsine karşı postmodernist tezler var. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O postmodernist tezlerin %90'ı zırva. Ha, %90'ı zırva olması başka bir şey. Postmodernizmi şu anda modernizm kadar veya aydınlanma kadar veya evrenselcilik kadar, ilerleme kadar, insan mutluluğu, doğal haklar, efendime söyleyelim cumhuriyetçilik, hoşgörü, bunlar ortadan kalkmadı ki, bunlar hala batıda. Bunlar hala batıda. Yani öbürü bir takım ince ayarlar deyim yerindeyse. Hocanın Kant'la ilgili söylediği gibi ya o kadar da dogmatist olmayın. Bakın bizim yapılan çalışmalarımız bunların bu kadar büyük evrensel aksiyonlar olmadığı yönünde bize sonuçlar versin. O başka mesele. Şimdi temel
değerlerin, temel kurumların bir takım orasından burasından ince ayarla düzeltilmesi başka bir şeydir. Ama bitti bu. Hepsini çöpe atalım. Hepsini çöpe atalım. Bak bunun yerine size bir postmodernist dünya kuralım. Hadi kurun. İngiltere postmodernist bir dünya mı? Tövbe. Amerika postmodernist bir dünya mı? Sözünü ettiğim şeyler açısından, kavramlar açısından. Anlatabildim mi bunlar? Bunlar zavallı, fakir tesellisi bunlar. Peki başka bir şey sorayım mı hocam? Konuşunca aklıma geliyor. Luther olmasaydı. Hı. Aydınlanma nasıl olurdu? Olur muydu? O kadarını bilmem. Ama Luther'in Hristiyan Kilisesi'nin birliğini parçalama, ulusal kiliselere doğru götürme, bir de işte dini esas itibariyle akılsal değildi. Saint Thomas'ın yapmaya çalıştığı akılsal değildi. Deyim yerindeyse içsel, duysal bir tecrübe haline getirme ve İsa'nın efendim dinine geri dönme bakımından önemli bir şey olmuş. Yani kilisenin bir yerde o kurmaya çalıştığı meşruiyetini ortadan kaldırmış. Anladın mı? Bir başka alan, bir başka konu kendisine vererek. Luther'in büyüklüğü burada. Anlatabildim mi? Ve onun yaptığı neticede kiliseler, hocam dediği gibi, tek tek devletlerin hükümranlığına girmiş. Evet, evet. Yani evet. Eskisi gibi o evet. Ambrose'un hayal ettiği ben sizin tepenizdeyim mi tersine çevirmiş. Evrensel kilise gitmiş, yerine milli kiliseler başlamış. Ve o milli kilise de... Milli kiliseler devletlerin emrine girmiş. Bak devletle din arasında, kilise arasındaki ilişki tamamen değişmiş. Değişiyor. Tabii. Evrensel olan şey artık kiliseler ve onların mesajları değil, akıl, bilim, matematik, Newton sistemi, Kant sistemi, doğa bilimler, insan bilimleri, aydınlanma, ansiklopedi. O yüzden Luther'in etkisi ne olmuştu dedim. Sen de onu bilmem ama deyip çok güzel anlattın. Çok güzel anlattın. Ben öyle söylerim. Bazen senin ne bildiğini anlamak için senin ne bilmediğin konusu seni Luther demek gerekiyor. Yanımda var. Bak yanımda var. O çok fena. Bilmediği onun yok. Benim var. Ben birçok şeyi bilmem ben. Evet. Ama bildiğim şeyi iyi bilirim. Bildiğim şeyi iyi bilirim. Ya Luther olmasaydı bugünkü Avrupa olamaz. Müthiştir. Yani onun Papa'nın afaroz emrini gelip kilisenin kapısına çakıp hadi oradan demesi ya müthiş bir şeydir. Ama imparatorun onu kollaması. O çok önemli. İmparatorun da işine geliyor. Aptal değil de ondan. İmparatorun da işine geliyor. Aptal değil de onun. Abi. Topraklarını alacak şeylerin. Papa'nın topraklarını alacak. Devlet artı çıkıyor ortaya. Evet. Yani iradeye, toplumsal sözleşmeye, rızaya, konsensüse, insani olan bir devlete alan açıyor adam. Anladın mı? Bunlar ufak şeyler değil. Bunlar... Ve ya bakın bu gelişmeler mesela biraz önce John Knox'tan bahsettik ya. Bir John Knox olmadan İskoç aydınlanması olmazdı. John Knox kimdir? Hocam niye Knox diyorsun? Knox değil mi? Knox, hayır. Knox, John Knox. John Knox papaz. Anladım, biliyorum. Bayır, tanıyorum. Papaz. Ha. Yani bu kraliçe Mary of Scots'un karşısında duran adam. Bu diyor ki, her mahalleye bir okul. O kadar önemli ki bu. İskoç halkı bu adam sayesinde okur yazar oluyor. Ondan sonra da çorap çekiyor gibi geliyor gerisi tabii. Şimdi bir izleyici sormuş hocam. Köy enstitüleri kapatılması ile Türk aydınlanması üzerindeki etkisi ne olurdu? Ve belki halk evleri. Efendim? Köy enstitüleri ve halk evleri Türkiye aydınlanmasının önemli bir unsur olur muydu kalsaydı? Biraz şüpheciyim ben. Biraz şüpheliyim. Değerli bir şey ama karşımızdaki canavar çok büyük. Yani bir köy enstitüsüyle bu sözünü ettiğim şey olmazdı. Efendime söyleyeyim, gelişmeyi sağlayamaz. Niye ama her şey böyle küçük küçük nüvelerden çıkmıyor aslında. Peki, illa istiyorsan. Yok, istiyorum değil. Yani. Hayır, ondan değil. Ben hocaya biraz katılıyorum. O da şu nedenden ötürü katılıyorum.
o köy enstitüleri... Hayır, karşı değilim, harika bir şey. Köy enstitüleri... Ama bu işler, köy enstitüleri de falan olacak işler değil. Evet, tamam, bir de onu anlatmaya çalışıyorum sana. Köy enstitüleri yönetenlerin de çok dogmatik... Ay şunu ama sorabilirsin bana, bak Fatih. Atatürk ölmeseydi, ya. 15 sene değil de, 50 sene Türkiye'yi idare etseydi... Bambaşka bir Türkiye olur muydu? Bambaşka bir şey. Edebilseydin. Vallahi edebilseydin. İsviçre gibi olur. Ama şunu da yok yok, o kadar da şey. Vallahi olurduk hocam. E sen tamam. Söyle. Ama yani böyle de olmazdık. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ama Atatürk özel. Atatürk çok yani, özel. Çok özel. Yani, çok özel. Çok özel. Bambaşka. Çok, çok özel. Çok özel. Yani bu işleri şey yapar mıydı? Eh şimdiye göre biraz daha iyi durumda olurduk. Ya benim kanaatim epey iyi durumda olur. Efendim? Epey iyi durumda. İşte bilmem. Onu yani bilmem bir yani. Kere iktisadımız epey toparlanırdı. Hmm. Atatürk İngilizler gibi pragmatik bir adam. Hmm. Hiçbir dogmaya bağlı olmayan bir adam. Hmm. Dolayısıyla gemiyi zamanın şartlarına göre iyi götürürdü gibi geliyor bana. Olabilir. Evet. Aklıma geldi de onun için söylüyorum. Peki kapatalım mı dersin? Kapatalım. Dersiniz? Hadi. Sen bilmişsin. Yani epey konuştuk. Sabah da konuşuruz da... yok. Yok abi, bence kimse seyretmez bu saatte. 3 saat yordum diye diyorum. Epey yani. Güzel konuştuk yani bence. Kanaatim. Ya benim de çok hoşuma gitti. Esas noktalarını. Yani ben aydınlanmaya ve de Türk aydınlanmasına olan ahlaki görevimi yerine getirmek istiyorum. Peki biliyorsunuz bu ayın 27'sinde mi? 23'ünde mi? 23'ünde bir programımız daha var biliyorsunuz. Beraber yapacağız. Biliyorum, biliyorum. Ama o uzakta. Uzakta. Onu olay yerinden yapacağız. Evet. Ya Urfa'da dedin ya biraz evvel, niye adını zikretmekten korkuyorsun? Olay yeri ne? Cinayet yeri mi bu? Haran'a yapacağız onu. Güzel. Haran'a gidiyoruz. Evet. Oradan yapacağız inşallah. Hocam niye söylemiyorum? Ne var? Planlarının bozulmasını istiyorsan söyle demişler ya. Ha. Ne bilmem. Bak o kadar ne bilmem. Neyse. Bozulsa bozulur. Bozulsa bozulur. Çok da umurumda değil. Aynen, benim çok umurumda değil. Evet. Haran'a yapacağız. Hmm. Haran önemlidir. İlk üniversite orada mıdır? Haran'da mıdır? Girmeyelim o işe. O işe hiç girmeyelim. Orada gireriz. Zamanımız olur konuya girmemizin. Evet. Evet. Fakat Güneydoğu Anadolu önemli bir yer. Çok acayip bir yer. Medeniyete başladığı yer. Hayır. Nasıl hayır? Kültürlerin geliştiği, ilk yani büyük kültürlerin geliştiği yer medeniyete uğramamış Güneydoğu Anadolu'ya. Ama medeniyetten ikinizi kastettiği başka şey. Farklı bir şey. Yani. İkiniz başka şeyi kastediyorsunuz. Ben yerleşik düzene geçiş tarafı... O medeniyet değil babacığım. O kültür. Büyük kültürler gelişiyor. Hmm. O medeniyetin ziya yük altı bir kültür ayrı, medeniyet ayrı. Evet. Yani zihnin yüksek ürünleri. Evet. Estetiğin yüksek ürünleri olarak. Farklı düşünüyor. Ben bakıyorum. Hoca yüksek. Onlar da şeydir be. Yani, o zamanı için. O zamana göre. O zamana göre. O zamana göre. Fakat Göbekli Tepe'ye gidip sana göreceksin. Orada heykelcilik var. Evet. Var var var. Evet. Göbekli Tepe'yi göreceksin. Fakat hocam evet, bakın. Orada heykelcilik medeniyet var. Medeniyet dediğiniz zaman. Tek dişi kalmış canavar. Eleştiri lazım. Eleştiri ve akılcılık lazım. Yani evet. O toplum ne Doğu toplumlarında var, ne Orta Amerika'da var. Fatih yeter, kapatalım artık. Bence de kapatalım. Kapatalım. Bence de kapatalım. Evet. Ucu tehlikeli yere gidiyor. Ucu, evet, o yine zapt edemeyeceğiz onu. Gülme, gülme, gülme. Senin yani, yarın programın vardır, Allah bilir. Benim yarın programım var, evet, ama... Başka bir. Eğlenceli bir program. Başka bir düzlemde. Yok yok, başka bir düzlemde. Siyaset konuşmadık yine. Yarın şey konuştuk. İstanbul, Türkiye'nin 3 önemli rehberiyle... Türkiye'deki nerede gezilir, nerede... Aa, bu çok güzel. Hangi kültürel faaliyette bulunur, hakikaten onları konuşuruz. Hakikaten bu güzel. Hangi öğren yerlerinde ne olur falan, onu bu konuştuk. Çok iyi. Güzel olacak o da yarın akşam. Çarşamba akşamı da Bloomberg'de Cem Yılmaz'la beraberiz. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Nilperi Şahinkaya ile beraber olacağız. Ne anlatacaksınız? Gırgır yapıyoruz. Gırgır yapıyoruz. Gırgır. Cem'in filminden falan bahsettik. Hocam sağ olun. Yorduk getirdik ama. Rica ederim. Siz ikinizi bir araya getirmek çok keyifli olur. Görmek olur. Ya hocam açıkçası sağ olasın. Ben de sizi görmeyi çok önce istiyorum. Önce ben sana pek olmaz dedim ama sonra tabii bu Celal de gelecek denince evet, özlemiştim ama. Sağ olun hocam. Ben de sizi hakikaten özledim. Vallahi ben de özledim. Oya bizi görüştürmüyor. Kıskanıyor. Hmm. Vallahi kıskanıyor. Hastalığı bahane ettiği kıskanıyor bizi. Ben oralara karışmam. Hastalığı bahane ettiği kıskanıyor. Bizim Celal hocam da aşkımızı kıskanıyor. Vallahi billahi ya. Neyse, değerli izleyiciler, bu ekibi sevdiyseniz 23 akşamı yine beraberiz. 23 akşamı yine beraberiz. Zaten galiba
sezonun da herhalde son programı olacak benim açımdan. Çünkü sonra Haziran'da bir ay program yapmayacağım. Belki daha biraz daha uzatabilirim de. Haziran'da... Peki bize gelecek mi? Asosa mı? Asosa. Haziran ayı içerisinde memlekette yokum. Hayır sonra. Sonra geleceğim tabii. Ya yazın sonra. Gelin yani. Geleceğim. Ama Hande'yi falan Zeynep'i alıp geliyorsun. Hep beraber mazur tamam. Aleyhisselam. Yarın akşam görüşmek üzere efendim. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın. Tamam.